Merhaba arkadaşlar, yine bir Demi Muhabbet programına beraberiz. Aslında dün yapmak istediğimiz teknik bir nedenden dolayı sorun yaşadığımız programımızı yarıda bırakmak zorunda kalmıştık. Onun için sizlerden özür dileriz. Gerçekten yani bu tür olayların olmamasına dikkat ediyoruz ama bizim de başımıza geçti. 13. programda başımıza geçti. Umarız bugün çok güzel geçer ki hazırlığımızı çok iyi yaptık. Bu noktada sizden ve aynı zamanda Onursal Başkanımız Turgut Öker'den özür dileriz. Bizi izleyenlerden özür dileriz. Evet, bugün programımıza Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu'nun uzun yıllar emektarlığını yapmış, emekçiliğini yapmış, yöneticiliğini yapmış, ta çaycılığından yöneticiliğine, başkanlığına, onursal başkanlığına kadar yükselmiş ve sonrasında da Türkiye'de 6 senedir yaşamını idame eden, oradaki politik hayatta, siyasi hayatta Alevilerin sesi olmaya çalışan ve bu noktada birçok saldırıya da maruz kalan onursal başkanımız Turgut Öker'i konuk olarak aldık yine. Başkanım, hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ya tabii izleyicilerimiz açısından amaçladığımız şeye ulaşamadık ama yani tekniğin olduğu her yerde sıkıntı olur, problem olur. Anlamda da izleyicilerimiz bizi anlayışla karşılar. Yani elde olmayan bir durum, yapılacak bir şey yoktu. Evet, şimdi o zaman baştan alalım. Yani dünü silelim, yeniden bir başlangıç yapalım bugün programımız açısından. Başkanımız, seni bir tanıyalım. Kısaca bir kendini anlatabilir misin? Ama yaşımı söylemem. Vallahi yaşını dün söyledin. 60 yaşındasın. Duyduk. Ya ama bugün yeni program yaptığımıza göre yani bu kadar yaş aldığımız bilinmesin. evet. Yani ben işte bu sene düz rakam 60 yaşını dolduracağız. 60 yıl önce ben Sivas Yıldızeli İslim Köyü, işte Kamu'yu onu nereden bilir? Pir Sultan Abdal'ın köyü, Banaz Köyü ile benim köyüm, komşu köy, İççe köy. İşte her yörede bir sahiplenme atışması olur ya, işte bizim köyler der ki normalde Pir Sultan bizim köyde yaşamış da işte son anda Banaz'a gitmiş derler. Böyle ulu kişileri herkes sahiplenir. Coğrafi olarak yani aynı toprakların insanlarıyız. Ben ilkokulu köyde okudum ve arkasından babam 60'lı yılların sonuna doğru Almanya'ya gelmiştim. İlk bizim ailede gelen babam ve biz aile olarak arkasından işte 73'te geldik Almanya'ya, Hamburg'a. Sonra ben geri dönüş yaptım, kalmadım çünkü kocaman bir yani beldeydi 73'te babamların kaldığı yer. Gerste Almanya'da. Orada bizim cemimiz de var. Düşün, oradan benim kaldığım mahallede bir tane Türkiye'li arkadaş yoktu benim yaş grubumdan. Dolayısıyla ben işte birkaç ay kaldıktan sonra geri döndüm Türkiye'ye. Türkiye'de Ulaş'ta, Ziraat Meslek Lisesi'nde orta bölümü okudum. İşte lise İstanbul. İstanbul Kartal. Ama okul Maltepe'deydi, Orhan Gazi Lisesi. O gençlik süreci içerisinde işte her genç gibi 75-80 sürecinde ben de devrimci gençlik içerisinde yer aldım. Dev genç içerisinde yer aldım. İşte sonra 78'de yakalandım. Bir sene cezaevinde kaldım. İşte Yılmaz Güney, İsmail Beşikçi gibi birçok devrimci hareketin bugün hepimizin bildiği öncü kadroları o süreçte cezaevindelerdim. Sonra babam geldi, 79'da beni aldı, işte Hamburg'a geldim. İşte o günden bugüne, işte uzun süre, son 6 yıla kadar söylediğim gibi, 93'e kadar Hamburg'da yaşadım. Sosyal alanda çalıştım. Fachhochschule Lüneburg'da sosyal bölüm okudum. Ve 1988 yılında işte sizin de kamuoyunda çok yakından bildiği İsmail Kaplan, bizim Halis Tosun, bizim o dönemdeki Hüseyin Yavuz gibi şu an hakkı ulaşan canlarımızla birlikte toplam 9 kişiyle birlikte ilk Alevi Kültür Merkezi'ni, yani o ana kadar
Şimdi herkes işte çok geriye götürerek sanki ödül verilecekler insanlara. İşte Alevi şeyi derneğe kurduk, şunu yaptık, bunu yaptık diyor ama yani üniversitelerde de, Alman üniversitelerinde artık bu bir teze dönüştü, araştırmaya dönüştü. O yıllarda yani 88 yıllarında Almanya çapında işte Hacı Bektaş dernekleri vardı ama doğrudan Alevi Kültür Merkezi ilk kez bizim kurucusu olduğumuz bir örgütlenme olarak tarih sahnesine çıktım. Sonra ben 91-92 yıllarında işte söylediğim gibi sekreterlik yaptım ilk önce o dernekte. Sonra başkanlık yaptım Hamburg Alevi Kültür Merkezi'nde. Daha sonra da Madım'a katliam olunca işte o 10 Temmuz'du. Katliamdan bir hafta sonra biz Avrupa çapında bir miting yaptık. Yani aslında Alevilerin Avrupa'da kitlesel şekilde tarih sahnesine çıkışının ilk eylemidir o. Köln'de yaptığımız miting. O mitingin işte sorumluları içerisinde yer aldım. Aliza Gülçek, Necdet Saraç ve diğer arkadaşlarımızla birlikte. Sonra arkasından 30-31 Ekim'de 1993'te Avrupa Alevi kurumları hepimiz bir araya geldik. Normalde biz mesela Hamburg, Berlin, Hamburg, Mannheim, Lübeck bunlar o dönemdeki federasyonun üyesi değildik biz. Yani işte kamuoyunun Dermiş Turun başkanlığını yaptığını bildiği federasyonla bizim düşünsel düzeyde çok farklılıklarımız vardı. Çünkü onlar çok kendileri de söylüyordu mesela Dermiş Tur o zamanlar bizim uzak kalmamızın bir sebebi ben bir makaleyi hatırlıyorum kendisiyle Deniz Kavukçuoğlu Milliyet Gazetesi'nde bir muhabir söyleşi yapmıştı. Dermiş Tur o zaman diyordu ki Almanya'da ilk camiyi Düsseldorf sayımda ben kurdum diyordu o söyleşiden. Yani bu dediğim 92 yıllar biz de dedik ki aman böyle bir federasyon bizden uzak kalsın. Yani cami kurmakla övünen bir insandan Alevi'ye bir fayda gelmez diye biz uzak durduk. Zaten o zamanlar kurdukları federasyon da şu an herkes ABF'yi ben kurdum falan diyor da yalan söylüyorlar. Yani ABF'yi kuran bir kişi yok veya kişiler yok. İlk kurulan federasyonun adı ACF'dir. Yani Alevi Cemaatleri Federasyonu. Yani Derviş Tur'un kurucusu olduğu veya Derviş Tur gibi diğer insanların kurucusu olduğu federasyon ABF değildir. Alevi Cemaatleri Federasyonu'dur ACF. Biz daha sonra bunu Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu'na ABF'ye dönüştürdük. Daha sonra bu Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu'na dönüştü. Yani sonuçta genel kurumlar isimleri değiştirdi. O nedenle de o kurumların dediğim gibi ABF'nin öyle şahıs düzeyinde bir kurucusu yok. Çünkü federasyonları şahıslar kurmaz biliyorsun. Şahısları yerine dernekler bir araya gelirler. Derneklerin delegesi olur sadece. O anlamda da biz bu 93'teki katliamdan sonra yani onu özel olarak yani bunu anlatmaya ihtiyaç hissettim. Avrupa çapında bütün Alevi kurumları yani mevcut federasyonun, o zamanki federasyonun çizgisine bakmaksızın yani Derviş Tur'un yani İslamcı, devletçi, ACF'ci diyelim zihniyetine bakmaksızın katliamlar karşısında bu katliamların bir daha yaşanmaması için bir araya gelme ihtiyacı tarihsel bir görev olarak ortaya çıktı. O kapsamda yani ne kadar Avrupa çapında Alevi dernekleri varsa değişik adlarla öyle de adlar var ki yani mesela onlar bilmiyor. Birçok şehrin o dönemde Alevi derneğin adı Türk İşçiler Derneği'dir. Yani bize üyedir, federasyona üye olmuş. Adı bile Alevi değil. Türk Derneği, Türk İşçileri Derneği, Türk Alevileri Derneği, öyle dernekler bile vardı işte Münih vesaire. Ama 93'ten sonra adım adım federasyonumuzun kurumlaşması, federasyonumuzun perspektifi, programı, işte bugün Alevilerin Avrupa'da kazanımı diyen şeylerin büyük bir bölümü o süreç içerisinde bunların temel atıldı. Yani ben işte ilk aday olduğumda 93'te anımsıyorum. İlk ne yapacaksınız sorusuna 93 genel kurula verdiğim cevap şeydi. Alman okullarında Alevilik derslerinin verilmesini sağlamak. Alman üniversitelerinde Alevi kürsüsü açmak. Yani bunlar 93'lerin 95'e kadar özellikle de Avrupa örgütlenmesinin perspektifleriydi ve söylediğiniz gibi ben ilk önce genel sektör oldum yine şeyden
Almanya Federasyonu'nda da 95'e kadar, 96'ya kadar genel sekreterlik yaptım. 93'ten sonra 99'da işte genel başkan seçildim. 2012 yılına kadar Almanya'nın genel başkanlığını yaptım. Daha sonra işte Avrupa'daki bütün federasyonları bir araya getirdik bildiğin gibi. Ve Avrupa Birlikleri Konferasyonu'nu kurduk 2002 yılında. Ve ben 2002 yılından da 2015 yılına kadar Avrupa Birlikleri Konferasyonu'nun başkanlık görevini yürüttüm. İşte sonra 2015'te bizim için tarihsel bir dönemdi. Çünkü ADB örgütlenmesi kendi özgün sorunlarını büyük oranda yani çözmüş. Yani amaçladığımız Alevilik derslerini biz başardık orada. İşte üniversitelerde Alevi kürsüsü başardığımız şey. Devlet sözleşmeleri temelini attığımız şey. İlk başvurularını yaptığımız şey. Yani hazırlığını yaptığımız şeylerdi. Dolayısıyla yani Avrupa Alevi örgütlenmesinde yapılacak şey artık rutin bir şeydi. Yani bugün de öyle zaten. Yani görüyorum. Yani bugüne kadar hedeflediğimiz şeylerin yani büyük bir çoğunluğuna zaten biz ulaşmıştık. Bugün sadece onun korunması, kitleselleşmesi gibi bir görev var. Yani Türkiye olayı, Türkiye gelme olayı zaten biz Türkiye ile ADB örgütlenmesinin ilişkilerinde de 93'ten sonra yani cenazelerin kaldırılmasından itibaren, Madımak şehitlerimizin cenazelerinin kaldırılmasından sonra Türkiye Alevi Hareketi ile ilk bağlantı kuranlardan birisiyim ben. Yani o dönemde Murtaza Demir Türkiye çapında Pir Sultan'ın sadece 3 şubesi vardı. İstanbul'da, İzmir'de ve Ankara Dikmen'de. Mahkeme sürecinde ailelerle dayanışma, mahkemeyi sahiplenmek, Avrupa'dan mahkemelere milletvekili, yazar, gazeteci getirmem. Bu görevler uzun sürdü. Sonra Gazi katliam oldu. Aynı görevi devam ettirdik. Sonra da Türkiye'de baktık yani Aleviliğin adı yasak. Ve biz kamuoyu yani birçok insan bilmez. İlk bizim Türkiye'de Alevi eylemimiz Gazi duruşmasından sonra son karar günü biz Trabzon'dan yürüyüşe başladık. Adımızı istiyoruz diye biz Türkiye'de sokaklara döküldük. Yani yürüyüş yaptık. Trabzon, Ordu, Samsun, Çorum, Ankara, oradan Hacı Bektaş. Sonra baktık bu iş şeyle olmuyor. Yasal olarak da Avrupa'da olduğu gibi federasyon kurmak amacıyla yani daha çok konferasyonun bizim ısrarımızda Türkiye'de de federasyon kurmak amacıyla 9 kişi bir araya geldik. Yani o dönemden Türkiye'deki Alevi kurumlarının başkanlarıyla bir arada Alevi Bektaşi Kuruluşları Birliği adı altında yani federasyon kurma çabası 2000'li yıllarda başladı. Bizi yasakladılar, bölücülük yapıyoruz diye. Alevi adı yasal değil, yasaktır dediler. 2 yıl bir hukuk mücadelesi yürüttük. Sonra işte federasyon Yargıtay'da davayı kazandı Alevi Bektaşi Federasyonu ve Türkiye'de Alevi adı yasal oldu. İşte sonra da bildiğin gibi artık ben Avrupa'daki kendime göre birileri bunu eksik görebiliyor, konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Bence yani bizim düzeyimizde birikimli insanların Türkiye Alevi Hareketi'nin de kurumlaşması doğrultusundan birikimimizi aktarmamız gerekiyordu. Yani biz Avrupa'yı cennetlik yapsak da olacak. Yani ana gövde Türkiye'de yani 15-20 milyondan bahsediyoruz. Alevilik Türkiye'de boğulduğunda, asıl olduğunda siz hiçbir koşulda Avrupa'da yani sadece okullarda Alevilik dersi vererek, sadece Alevi kürsüsü açarak, devletle sözleşme yaparak yeni kuşakları besleyen bir Alevi damarı olmadığı müddetçe Aleviliği var edemezsiniz. Yani Alevilik bir diaspora inancı olarak, yani ana yurttan kopmuş bir öğretinin diasporada, ana yurt dışında böyle yaşama şansı yok. Yani o kadar çok inanç toplulukları var, görüyoruz. O nedenle de biz zor olanı yaptık. Yani Türkiye'de işte 6 yıldır dediğim gibi yaşıyorum. Kısa bir milletvekilliği süreci oldum. Ve onun arkasından yani halen burada yani bu işin yani neler yapıyorsak öznesi Aleviler olan, Alevi toplumu olan ama biliyoruz ki tek başına Alevilerin bugün Türkiye'de çok fazla bir şey yapma şansı yok tek başlarına. Bu zalim düzen karşısında
bütün derdi olanların, muhalif olanların bir araya gelmesi kaçılmazdı. Bu noktada ben bunun politik olarak şu an Türkiye'de adresinin HDP olduğuna inandığım için HDP saflarında bugün arkadaşlarımla dayanışma içindeyiz. Ama bir parti politikasından daha çok. Benim bütün dünyam, yani 30 yıldır, 32 yıldır aralıksız mücadele ettiğim Alevi toplumunun başta temel taleplerini siyasete, sokağa, toplumsal mücadeleye aktarmak. O kapsamda da şu an yani Türkiye'de de yani tüm muhalif güçlerin bir araya geldiği, gücünü birleştirdiği alan HDP olması dolayısıyla da bu süreçte bütün enerjilerimde hem Alevi kurumlarıyla ortak çalışma hem de siyasi anlamda HDP'nin hedeflerinde arkadaşlarla mücadele ediyoruz. Ya, şimdi HDP'ye geleceğiz zaten, sonra onu özel olarak tartışmamız lazım. Çünkü Türkiye'de herkes onu tartışıyor. Yani biz de oraya bir bakış açısından bir değinmemiz lazım. Peki başkan, yine bu şekilde gidelim. Bu emekler, bu değerler, bu birikimleri oraya götürürken oradaki konuşmalar, oradaki faaliyetler, bunların bedeli nedir senin için? Ya bunların bedeli şu an, işte ben geldim geleli 6 yıldır yani toplam soruşturma, toplam dava, toplam işte savunma, bütün bunları hesapladığınızda onun üzerinde şu an dava açıldım. İşte kaç gün var, salı oldu. Sen Avrupa'da Alevilerin tarihsel sürecinde tarih sahnesine çıkmasında katkı sunduysan, öncülük yaptıysan uzun bir süre bunun da bir bedeli var dediler. Yani biz işte madımağı veren insanlarız. Yani madımağın önüne kitlesel olarak gidilmesini, kurumsal olarak Maraş'a gidilmesini aynı şekilde örgütleyen insanlarız. Bunun karşılığı ne oldu? Mesela ben ilk davam Maraş'ta katliamın yıl dönümünde, ya yani bir karanfil koymamıza bile tahammül etmediklerinden dolayı bize saldırdılar. Ben de çıktım, dedim ki ya bu ne şey, kindarlık, düşmanlık, bu ne gezitlik. Yani aynen ecdatlarınız gibi, atalarınız gibi, yani bize saldırarak nereye varacaksınız? Bu yaptığınızı gezit yaptı dedim. Bundan dolayı ben ceza aldım. Daha sonraki süreçten bildiğin gibi tekrar seçimlerde İstanbul'da birinci sıradaydım. Ve bu gezit ifadesi kullandım diye aldığım cezadan dolayı YSK benim milletvekili adaylığımı veto ettiler. Dediler yok, sen Cumhurbaşkanı'nı hakaretten ceza almışsın. Sonra Kütahya'da, Antakya'da işte bu Suriye'deki savaş sürecinde bir miting yapıldı. İşte orada dedim yani bununla nereye varacaksınız bu kan akıtmayla? Hitler de bunu yaptı. Çünkü yürüyüş 1 Eylül, Dünya Barış Günü'ydü. Dünya Barış Günü anlatırken Hitler'i anlattım. Dedim ki bugün de aynı zihniyet bu topraklarda. Hitler'in yaptığını yapıyoruz. Sonra ikinci bir cezayı da işte Hitler'e benziyorsun diye aldım. Sonra üçüncü cezayı ben Yavuz Sultan Selim ismi köprüye verilince, üçüncü köprüye. Yani bir konuşmam, dedim ki ya başka isim mi yok? Yani bu ülkede milyonlarca Alevi'nin nezdinden Hitler Yahudiler için ne ifade ediyorsa Yavuz Sultan Selim Alevi'ler için onu ifade ediyor. Başka isim mi bulamadınız da Yavuz Sultan Selim ismini verdiniz diye tepki gösterdim. İşte Türk büyüğüymüş güya Yavuz, ona hakaretten dolayı ceza aldım. İşte Taliban dedim, ceza aldım. Yani bizim, sizlerin de hepimizin yani son süreçte muhalif kimliğimizle nerede sokağa çıktıysak, işte Köln mitingi, Berlin mitingi, şimdi salı günkü duruşmadaki belgelerin çoğu Karlsruhe'de bir toplantı yapmışlardı, biliyorsun. İşte orada biz karşı Almanya'nın Birlikleri Federasyonu, bölge yönetimi karşı bir etkinlik yapmıştık. Orada sarf ettiğim kelimelerden dolayı şey var, soruşturma var. Yani çok böyle, yani bu süreçte siz Avrupa'da, Türkiye'de bu kadar çok şey yaptıysanız kimse bize madalya takmayacaktı. Yani bunu biz biliyoruz. Bize kırmızı halı döşemeyeceklerdi.
yaptıklarımızın bedelini bize ödetiyorlar. Yani biz biliyorduk bedel ödeyeceğimizi. O anlamda da bugünden ne söylediysek şimdiye kadar biliyorsun ben Alman vatandaşıyım. Yani çifte vatandaşım. Bütün bu soruşturmalar başladığı günden itibaren işte herkes gibi kapağı ben tekrar bir de kaldı ki ben oranın vatandaşıyım. Yıllarca orada yaşamışım. Geri dönebilirdim. Derdim kahramanlık değil ama şunu çok iyi biliyorum. Bugünün Alevileri de tarihteki Alevi önderleri gibi ağızlarından çıkan şeye bizim uygun davranmamız lazım. Sadece Alevi önderlerinin adını bozuk para gibi kullanmamamız lazım. Sadece şeylerde sıcak atmosferde o yapışılan koltuklardan nutuk çekerek bu iş olmaz. Yani pratiğinizin de ona uygun olması gerekir. Rizikoya girmeyeceksiniz. Bedel ödemeyeceksiniz. Ya, toplumsal mücadele içerisinde yapmanız gerekeni yapmayacaksınız. Sadece algı yapacaksınız. İşte onların adını sarf ederek sanki Alevi olun diyor. Alevi öncüsü olun diyor. Olmaz. İnsanlar sana sorarlar. Yani o pozisyonda olan insanlara sorarlar. Kardeşim bu kadar şey olmuşken sen yani normal Alevilerin can alıcı sorunları neyse işte Maraş'a gitmem, Madımak'a gelmem, işte Dersim'e gitmem, başka toplumsal olaylarda neyse Alevilerin can yakan sorunları buralarda bulunma, işte nutuk at dur, olmaz. Bu nedenle de ben başından arkadaşlarımla bu görüşü paylaştım. Sorun ne olursa olsun yaptıklarımızın biz bedelini ödemeye hazır olmamız lazım. O nedenle de buradan davalar soruşturmalı olunca yani kaçıp kapağı oralara attığın an dönüp bu topluma hangi yüzde bir şey söyleyeceksin? Yani Yezid demişim ben. Yani normal her zaman söylüyoruz. Mahkemede de bunu savunuyorum ben. Yani Yezid demeden Cem birlenmez. Yani bir Alevi Yezid'e nalet okumak zorunda. Nasıl Cem Alevilerin kutsal bir ibadeti ise nasıl o kutsal ibadet Yezid'e nalet okunmadan birlenmiyorsa, sonlanmıyorsa bizim o zaman toplumun her yani yaşamımızın her alanında Yezid'e Yezid diyen, Yezid gibi davranana nalet okumayı inancımızın genel olarak yerine getirmemiz lazım. Bu ideolojik bir olay değil ki. Yani bu ideolojik olay değil. Yezid'e nalet okumak Alev olmanın temel şartlarından bir tanesi. Yani şart değil o zaman niye? Tabii. Niye Cem'e koydular yani öncülerimiz bizim? Başkan, dün de sordum da o böyle fazla duyulmadı o bozuk yayından dolayı. Şimdi bir daha sorayım. Yani bu önemsiyorum. Gerçekten yani aslında Türkiye'yi yöneten bu zihniyet bazı noktalarda haklı şöyle. Orantısız zeka kullanıyorsun. Yani sen bunların zekasını biliyorsun ve kendini normal bir şekilde ifade ettiğin zaman bunlar bunu kaldırmıyorlar. Yani bu zekaya uygun değil. Bu yalnız seninle alakalı değil. Selahattin Demirtaş'a da aynı refleksi gösteriyor. Barış Atay'a da aynı refleksi. Çünkü siz nasıl olacağınızı anlatıyorsunuz. Bu adamlar anlamıyorlar. Zeka oranı biraz düşük. Bu açıdan diyorum. Bunların orantısız bir zeka yok mu burada? Güzelim. Şöyle düşün. Yani bizim tarihimiz katliamlar tarihi diyoruz ya. Zulümler tarihi. Şimdi bütün tarihsel sürecimizde hep o günün yani iktidarı elinde bulunduran şahsiyetleri bizim ecdatlarımıza aynı şeyi yapmışlar. Yani bu dönemsel bir olay söz konusu değil. Yani bugün de ilintili bir şey değil. Yer yer şöyle bir şey kaçırıyor. İşte şunu yaptık, bunu yaptık, şunu kazandık, bunu ettik. Şimdi Pir Sultan'ın yaşamında Alevilik dersleri yok. Pir Sultan'ın yaşamında üniversitelere kürsü açmak yok. Pir Sultan'ın yaşamında İşte başka şeyler yok ama buna rağmen kelleyi vermiş. Yani bizim tarihimizdeki yani bütün yani Kalender Çelebiler'den işte geriye dönük Bedrettinler'den Mansurlar'dan yani ne kadar Alevilik diye sembol olarak kabul ettiğimiz değerler varsa her zaman söylediğimiz gibi hiçbirinin yatakta hastalıkla son nefes verdiği görülmemiştir. Yani hepsinin kendi dönemlerinde Alevi değerlerini, Alevi duruşunu yaşatmak amacıyla bu insanlar bedel ödediler. Bugün de bizim ya Alevi duruşunu yaşatacağız, yani Alevi duruşunu, Alevi öğretisini, Alevi değerlerini yaşatacağız veya yani mışmış gibi yapmayacağız. Yani yaşatıyormuş gibi, sahip çıkıyormuş gibi yani sahte göstergelere girmeyeceğiz.
Gerçek olan şeyi yapacağız. Ve bu kapsamda da biz tarihsel görevimizi yerine getiriyoruz. Yani bunu ben mahkemede de ifade ettim. Yani onlar kendi tarihsel görevini yerine getiriyor. Biz de kendi tarihsel görevimizi yerine getiriyoruz. Bu kapsamda da olaya dönemsel bakmamak lazım. Bu bir süreçtir. Karanlık süreç, doğru. Yani olağanüstü karanlık bir süreç. Yani bir gün sonranın, bir saat sonranın bile ne olduğu bilinmiyor. Ama buna rağmen Alevi'yi bize aktaranlar gibi bizim de o onurlu bayrağı bizden sonra kuşaklara aktarabilmemiz açısından bizim de bugün tarihsel olarak üzerimize düşen sorumluluk, yükümlülük neyse bunu yerine getirmek zorundayız. Yoksa şimdi bize gülerler. Yani. Başkan, şimdi Avusturya'da Yeşiller milletvekilimiz Berivan Aslan şöyle bir paylaşımda bulunmuş bundan iki saat önce. Faşistlerin sofrasına oturup sohbet edenler iyi Kürt, iyi Alevi ya da iyi solcu oldu. Boyun eğmeyen ve bunu kabul etmeyenler benim gibi terörist oldu. Bu devran dönecek elbette. Bizim gibi duruşundan taviz vermeyenlerin yanına çabuk geçeceksiniz elbette demiş. Sonra Gökay Akbulut, Sol Parti milletvekilimiz, SPD fraksiyonu bir bütün olarak 2019 Aralık'ın 12'sinde bir açıklama yaptı senin yargılamalarla ilgili. Doktor Dieterlen Dem açıklama yaptı bir mitingde Hanover'de. Sonra Kina Nelen Morget İsviçre Sosyal Demokrati Partisi olarak açıklama yaptı. Özlem Alev Demirel Avrupa Parlamento milletvekilimiz bayağı bir yoğun çaba harcadı. Sonra Elvan Korkmaz'ın önderliğinde 74 milletvekilinin imzası, yani Avrupa kamuoyunda siyasetinde yani sol yelpazede ağırlıklı ama buranın sağı bile yani bu gelişmeleri doğru bulmuyor. Senin orada yargılanmanı doğru bulmuyorlar ve bunun bir siyasi hamle olduğunu söylüyorlar. Aynı zamanda Türkiye'de de belli bir kesim var. Güçlü bir tepki gösteren, yanında olan. Yani bu noktalarda bize bir şeyler söyleyebilir misin? Tabii ki ya şimdi millet diyor ki Turgut Öker şov peşinde. Turgut Öker hava atma peşinde. Yani ne olmuş? Cezaevleri tıktım tıktım dolu. O işte yargılanıyor. Halis daha cezaevini boylamamış. İşte afiş yapıyor. İşte açıklama yapıyor. Şunu yapıyor, bunu yapıyor. Kavrayamadıkları hikaye yani biliyorum yani daha çok da yani yüreğe yetmeyen tiplerin öne sürdüğü şeyler. İlk duruşmayı ben hatırlıyorum. İlk duruşmaya gittiğimizde avukat ve ben vardım. Yani Alevi kurumlarında da çok böyle kitlesel bir şekilde birisinin başına bir şey geldiğinde şimdi işte bu yayının yapılmasında arka plan kahramanımız Hüseyin Sırıltaş'ın yargılanma sürecini ben biliyorum. Yani böyle akır akır insanlar ya bizim yöneticimiz, bizim canımız, kurucumuz, derneğimizi var edenlerden birisi de böyle akın akın mahkeme salonlarında bir şey yoktu. Yani normal insanlar böyle şey avukatıyla böyle mahkeme salonlarında tek başlarına girer. Dedik ki arkadaşlar olmaz. Biz nasıl insanlar mitinglere katılsın diye kendimizi parçalıyorsak. Yürüyüşler, eylemler, toplantılar, örgütlenme. Ya normal başınıza bir şey geldiğinde mahkeme salonları da bir eylem alanıdır, mücadele alanıdır. Yani miting alanı, mücadele alanı da mahkeme salonu niye mücadele alanı olmasın? Yani siz megafondan, mikrofondan 10 binlere, 100 binlere mitinglerde hitap ettiğiniz gibi mahkeme salonlarındaki sizin duruşunuz da, konuşmanız da tarihe not olarak düşer. Ve bugün bütün kayıtlarda var neler söyledik, kendimizi nasıl ifade ettik. Ve Salı günü de aynı şekilde, aynı içerikte savunma yapacağız. Bu nedenle de tabii Avrupa cephesinden vicdanlı arkadaşlarımızın bize el uzatması, onların el uzatmasının sağlanması, oradaki mevcut arkadaşlarımızın, kurumlarımızın bu süreçte bizim yanımızda olması tarihsel bir görevdi, sorumluluktu. Yani dünya, alem Alevilerin durumunu bilmeli. Yani Aleviler bugün, bakın bu süreçte ya biz mevcut yöneticilerin onuruyla, şerefiyle, ahlakıyla ilgili bir şey söylememişiz. Yezidlik yapıyorsunuz demişiz. Hitler'in yolundan gidiyorsunuz demişiz. Yavuz Sultan Selim'in yolundan gidiyorsunuz. Aynen onun yaptıklarını yapıyorsunuz demişiz. Yani bu bir fikir beyanıdır, fikir açıklamasıdır. Yani başka yaptığımız şey yok ki bizim. Bu nedenle de evet yani onurla söyleyeyim. İşte yaklaşık 1,5 yıl biliyorsun bana yurt dışı yasağı uygulandı. En son Haziran ayında yurt dışı
yasanın kaldırılma duruşmasında Kartal Adliyesi'nin, Anadolu Adliyesi'nin inşasından bugüne kadar ilk kez en büyük 300-400 kişilik bir salonda biz ifade verdik. Avrupa'dan milletvekili arkadaşlarımız gelmişti. Bahsettiğin arkadaşlar gelmişlerdi. İşte Cemal Bozoğlu gelmişti. Bizim bayan eyalet parlamenterimiz. Bizim Mehmet Yıldız Hamburg'dan gelmişti. Onun ötesinde bizim işte Gökay Gökbulut geldi. Diğer işte saydığın Alman milletvekili arkadaşları falan geldi. Niye? Biz bir toplumsal mücadele yürütüyoruz. Yani benim sınır kavgamdan dolayı yani veya benim kaçak bir inşaattan dolayı başka özel sebeplerden dolayı yargılamam söz konusu değil ki. Yani Alev olduğumuzdan dolayı, Alevi kurumlarına onurla başkanlık yaptığımızdan dolayı, yıllarca o mücadelenin en önündeki insan olmamızdan dolayı bugün bize bedel ödetiyorlarsa biz de bu feryadımızı tüm dünyaya aktarmamız lazım. Yani bu bizim varlık gerekçemiz. Yıllarca biz bunu örgüt olarak yapmadık. O anlamda da yeni bir şey de gelişti. Yani sadece benimle sınırlı değil. Son birkaç yıl içerisinde işte Alevi kimliğiyle yargılanan başkanlarımızın davalarına aynı şekilde sahip çıkarak, aynı şekilde mahkemelere katılarak yeni bir şey geliştirmeye çalışıyoruz. Yani bu mücadele toplumsal bir mücadeledir. Bu mücadelenin muhatapları yalnız bırakılmamalıdır. Kapsamında da yani yargılanan Alevi kurum başkanlarımızın duruşmalarına düne göre daha kitlesel katılıyor. Peki başkan, CHP milletvekilleri veya o minvalde hareket edenlerin desteği var mı bu noktada? Yok, kurumsal olarak ben duymadım şimdiye kadar ama içlerinde gerçekten çok böyle yiğit, çok kişilikli milletvekili var. Yani başından beri benim bütün duruşmalarıma Orhan Sarıbal, bizim Koçgiri milletvekilimizdir CHP'de. Bizim Ali Şeker katılır. Nimet Tanrıkullu katılır. Yani şu an anımsadığım yani CHP içerisinde yani geçmiş dönem milletvekilliği yapan arkadaşlarımızdan yani sürekli arayanlar, mahkemeye girenler, İlhan Cihaner gibi ve diğer şu an isimler aklıma gelmeyen arkadaşlar yani sağ olsunlar. Başından beri yani bunun bir parti yandaşlığıyla alakasının olmadığını kavrayan arkadaşlar mahkemelere geliyorlar. Kurumsal olsa iyi olur mu? Çok iyi olur. Umarım yani önümüzdeki dönemde o da gerçekleşir. Peki Kılıçdaroğlu yani diğer, mesajı işte, var mı? Sol parti, yani sol partiden yani birçok duruşmaya Alper Taş, birçok duruşmaya Barış Atay, birçok duruşmaya diğer sosyalist hareketlerin önemli simgeleri, bizim sanatçı arkadaşlarımız, kamuoyunun bildiği arkadaşlarımız, tabii onları eksik bırakmayayım. Güzel. Peki yani bu Almanya'da onu tekrarlamak açısından söylüyorum. Biz de burada konfederasyon olarak adalet nöbetleri olarak birçok şehirde katılımlarla basın açıklamaları falan yaptık. Yani o da oralara kadar ulaşmıştır diye düşünüyorum. Tabii. Yani Alman Dışişleri Bakanlığı bütün duruşmaları yani buradaki yani konsoloslukların bu alanda sorumlu kişileriyle bütün duruşmalara katıldılar. Yani Dışişleri Bakanlığı'na buradan bilgiler aktardılar. Kendileri bizzat avukatlarıyla birlikte geldiler. Yani o anlamda yani hepimizin yıllarca çaba sarf ederek oluşturulmuş olduğumuz kurumlarımızın yani Almanya Alevileri Federasyonu, Avrupa Alevileri Konferasyonu yani Avrupa çapında da yani ciddi saygın bir kurum olarak yaptıklarıyla yani birçok kesimin yani hem sorunlarımıza sahip çıkmasını sağlıyor hem de itibarımızı artırıyor. Yani onu buradan bile görüyorum ben. Peki başkanım, bu duruşma ve sonrası sonucun ne olacağını tam bilemeyiz. Yani Avrupa'dan ki Alevilerden ne tür bir beklenti var? Ya şöyle, yani şu ana kadar 10 duruşmadan en azından biz çok onu kitaplaştıracağız. Yani iddianameyi,
araştırma safhasının bizim savunmamızı gerekçeli kararları en azından bizden sonraki kuşaklara yani not olarak aktarmak istiyoruz. Yani Avrupa'yı nasıl takip etmişler? Yani Avrupa'da bazı insanları nasıl ajanlaştırmışlar? İşte şahsıma yönelik işte oradan bir insan Alevi kılıklı bir Mehmet Sağır diye biliniyor herkes artık. Adam burada Cumhurbaşkanlığı'na yazı yolluyor. İşte ihbarda bulunuyor. Biz tesadüf mahkemede ihbar mektubunu görüyoruz. Yani ona karşı ben davada açtım Almanya'da. Avrupa'da, Almanya'dan bir şey birisi. Tabii Almanya'dan birisi. Almanya'dan birisi. 80 sonrası gidiyor. Yani düşün oraya iltica edecek. İlticası reddoluyor. Daha sonra bu kişiyi Türk Büyükelçiliği Türkçe ve din bilgisi dersi olarak görevlendiriyor Almanya'da. Bunun bir ajanlık karşılığı olduğunu hepimiz biliyoruz. Ve nice insanlar biliyorsun Avrupa'dan gelenler havalanında gözaltına alındılar, tutuklananlar oldu, bir sonraki uçakta geri yollananlar oldu. İşte oraya yerleştirmiş oldukları ajanlar üzerinden insanlar ihbar ediliyor. Ve o ajanlık örgütlenmesi üzerinden kendi karanlık emellerine ulaşmaya çalışıyorlar. Yani bu şey de tesadüf işte mahkemede belgelere ulaşma yasağı koymamıştı. Biz o mektubu aldık, dışarı çıktık, hemen bir baktık dosyaya gizli kararı vermişler. Ama yani biz o belgeyi almıştık o şahsiyetle. Tabii geriye dönüş olmadı. Yani böyle bir durum da söz konusu. Ya. Şimdi başkan, HDP ile Alevilerin ilişkileri ve yapılanması ne düzeydedir? Ya şöyle, yani benim yani partiyi kutsal görmediğim herkes bilir. Ben bir 25 yıl Avrupa örgütlenmesinden doğrudan işte İlk Alevi Kültür Merkezi, federasyonlar, konferansiyonlar, işte senin içine yer aldığın Alevi Gençler Birliği'nin ilk kuruluşu 94, hemen aynı 94'ten Dediler Kurulu, hemen Kadınlar Birliği, yani kurumlaşmaya bizim ömrümüz gitti. Ya biz daha çok Aleviliğin, Alevi Hareketi'nin kurumlaşmasına yıllarca mücadele ettik. Tüm Avrupa'nın bir çatı altında olması, yani bu şimdi herkes 300 dernek sayıyor Avrupa'da. Bunların hiçbiri zar atarak konuşmadı. Bizim ömrümüz gitti. O zamanlar bazen 10-15 sayfa o kara trenlerde biz sabahlamak zorunda kalırdık. Bugünkü gibi uçak yolculuğu falan yoktu. Onu ödeyecek gücümüz yoktu. Hızlı tren hiç yoktu. Yani ben anımsıyorum Viyana'ya 15 saatte giderdik biz. Şimdi millet 1 saatte gidiyor, atlıyor uçağım. Bu kadar Alevi Kültür Merkezi yani bir ömürle var olabildi. Ve sonrasında baktık yani Türkiye merkezli. Yani benim açımdan şimdi işte millet kariyerden falan bahsediyor. Yani Avrupa'da mevcut milletvekili olan arkadaşlardan bize neyimiz eksikti? Yani siyasetse zaten çocukluğumuzdan beri siyasetin içindeyiz. Toplumsal örgütlenme, birikim. Yani orada işte Brüksel'de Avrupa parlamenteri olmak, Almanya'da milletvekili olmak, eyalet milletvekili olmak her bunu onunla başaran arkadaşlar gibi bizim de yapacağımız şeydi. Ama ben Alevi davası açısından bu işin çözümünün ana merkezinin Türkçe olduğuna inanan insan bugün de aynı düşüncedeyim. Yani burada bizi boğmaya çalışıyorlar. Yani burada biz boğulduğumuzda akıbetimiz aynen bu topraklarda 100 yıl öncesi Ermeniler gibi olur. Rumlar gibi olur. Ezidi Süryaniler gibi olur. Onlar da bu topraklarda binlerdi, yüz binlerdi, milyonlardı. Bugün yoklar. Yani yok edildiler. Bu nedenle bizim Aleviliği sonsuza kadar yaşatmamız için Aleviliğin yok olmayla karış karışık olduğu topraklar bu topraklar. Yani Avrupa'nın o nispi demokratik koşulları değil. Avrupa'dan artık kimsenin bize bir şey yapma şansı yok. O bizim elimizde. Aleviliği nasıl şekilleneceğini artık bizim fedakarlığımız karar verecek. Bizim öngörümüz karar verecek. Taş üstüne ne kadar taş koyduğumuz karar verecek. Ama ana çözülmesi gereken düğüm Türkiye'de. Bu noktada da yani bir parti yanlışlığı olarak söylemiyorum. Yani Alevilerin bugüne kadar oy deposu olduğu Alevilerin oyuyla parlamentoya giden, Alevilerin oyu sayesinde temsil hakkına sahip ikinci parti CHP. Yıllarca biz biliyoruz Alevilerden oy almanın ötesinde Alevilerin hiçbir temel sorunlarında ciddi taraf olmadığını biliyoruz. Ne zorunlu din dersleri kalksın kampanyamızda, ne cemevleri ibadethane olsun kampanyamızda,
ne dergahlarımız geri versin kampanyasında, ne adımızı istiyoruz, ne Madımak önü, ne Maraş falan. Biz buralarda bu partiyi görmüş değiliz. Yani bugünkü konu değil belki ama niye HDP sorusuna cevap olarak HDP ile Alevilerin ütopyası örtüştüğünden dolayı. CHP halen yani üstü kapalı da olsa, bugün üstü kapalı da olsa bu sistemin resmi ideolojisinden uzak bir parti değil. Yani diyareti sonuna kadar savuran bir parti. Şöyle bir durum var başkan. Mesela Kemal Bülbül, Ali Kenanoğlu ya da geçmişte sen, Zeynel yani Özen. Zeynel Özen. Yani bunlar şimdi Alevi milletvekilleri. Kimliğiyle evet. Orada. Yani kürsülere çıktığı zaman da gerçekten o dili konuşarak, o dille siyaseti yaparak eleştiri yapıyorlar. Peki bunun yani anlaşılması açısından diyorum. Yani CHP içinde bu dili kullanarak siyaset yapma şansı yok mu? Olmuş olsaydım, yani yıllarca CHP kurulduğundan bu yana yüzlerce Alevi insanı şahsiyetine yani öğretiye mensup insanlarımız milletvekili oldular. Hiçbirisinde mi cesaret yoktu? Hiçbirisinde mi yürek yoktu? Hiçbirisinde mi Alevi kanı yoktu? Bugüne kadar ben Alevi diye bir cümle kurmadı. Biz Aleviler diye cümle kurmadılar. Yok. Yani kurumsal olarak o partinin dünyasından yani Aleviliğin meşru bir inanç olarak yani bugün Türkiye'de İslam, Sünnilik ne kadar meşruysa Alevilik de bir o kadar meşrudur. Yani Alevilik de özgün bir yana inanç olarak kendi diliyle, kendi varlığıyla kendisini devam ettirsin, yeni kuşaklara aktarsın diye bir yaklaşım yok. Yani o konuda biz 2015 yılında HDP ile ilk yan yana geldiğimizde bizim temel şartımız olmuştur Sayın Selahattin Demirtaş'a. Biz Alevi hareketinin HDP içerisinde kendini olduğu gibi ifade etmesi kabullenilecekse ittifak yani sadece hepimizin HDP'lileşmesi, hepimizin bilmem ne olması değil. Biz olarak kalacaksak Alevi hareketinde yıllarca savunduğumuz şeyleri HDP içinde savunacaksak biz varız dedik. Yani bizim anlaşmamız o anlamda bizi milletvekili yapın bilmem ne üzerine olmamıştır. İlkeler üzerine olmuştur. Yani biz HDP'nin inançlara yaklaşımında Alevi sorununun temel sorunlarının saptanmasındaki programını biz yazdık. Dolayısıyla bizim HDP içerisinde yer alışımız milletvekili olma sevdası üzerine olmamıştır. Yani bir şahsın parlamentoya gitmesi üzerine olmamıştır. Aleviliğin temel sorunlarının bir siyasi parti tarafından olduğu gibi kabul edilmesi ve bizim hiçbir şekilde parti yönetimi tarafından şuna rica var mı, buna müsaade var mı, bunu böyle deriz, yok. Alevi toplumunun kurumlarının temel sorunlara yaklaşımı neyse bunu objektif şekilde, olduğu bir şekilde yansıtma hakkı üzerinden yan yana geliş olmuştur. O yüzden anladım. Yani şöyle bir durum var, parti içi demokrasi var ve Aleviler kendisinin doğru bulmadığını orada parti içindeki eleştirilerde kendisini sunabilir. Yani bu konulara katılmıyoruz. Bir de kaldı ki ütopyamız ortak bizim. Şimdi sen Almanca biliyorsun. Yani normal Almanya'daki sol partinin, yeşillerin temel programların adı şeydir. Yani multikültürel Gesellschaft'tır. Yani evet. Özetlediğin adı. Nasıl bir dünya istiyoruz? Nasıl bir Türkiye istiyoruz? Yani çok uluslu, çok dilli, çok kültürlü, demokratik bir toplum. HDP'nin de ana programı bunun üzerine kuruludur. Yani tekçiliği reddeden ve Türkiye'nin bütün toplumsal dinamiklerinin kendisini özgürce ifade ettiği, Türk-İslam sentezini benimsemeyen, devletin kutsallığı değil halkın halkın devlete kulluğunu ona biat etmesini değil, devletin halka hizmetini esas alan bir ana ilkeler üzerinde program vardır. Yani biz HDP ile yani şu an dediğim gibi kişisel pazarlıklar şu milletvekili olsun, bu milletvekili olsun değil, Alevilerin temel sorunlarını ve Alevilerin dünya bakışını, Alevi kurumlarının programlarını esas alarak bir ittifak söz konusu, yan yana gelme söz konusu. Doğrusu da buydu, sağlıklı olan da buydu. Bu noktada yani bizim buradan söyleyeceğimiz keşke CHP'de bu olabilse.
Bakın şu an işte ben bu saatte dün de anlatmaya çalıştım. Sordun niye yorgunuz diye. Son 3 gündür biz yollardayız. 3 gündür Ankara'da ilk etapta Türkiye'de 80 şubesiyle Kürsün Haftalar Derneklerinin genel merkezine, Türkiye'de 110 şubesiyle Alevi Kültür Derneklerinin genel merkezi, başkanları, Alevi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı gibi Türkiye'de Alevi çatı kuruluşları denildiğinde akla gelen kurumları ve genel başkanlarını bizzat eş başkanlarımızla genel merkezliklere giderek, yani öyle alıştığımız gibi otel odalarında, restoranlarda falan değil, bu genel merkezlerimize giderek, kurumsal ilişkiye geçerek eş başkanlarımızla Ankara'da Mithat Sancar'la, Ankara'da Alevi kurumlarının genel merkezine gittik. Son iki gündür de biz buradan İstanbul'da dün Alevi Dernekleri Federasyonu, Celal Fırat dedemiz, Garip Dede dergahına gittik dün. Oradaki bütün kurum başkanlarıyla eş başkanımız Sayın Pervin Buldan'la bir araya gelmelerini sağladık. Bugün de Gazi Mahallesi'nde DAT, Demokratik Alevi Dernekleri'yle bir araya geldik. Yani bizim siyasete bakış açımız da kökten farklı. Yani öyle tepeden bakarak sadece oy avcılığı, sadece seçimden seçime bize oy verin falan filan değil. Yani kurumsal düzeyde Alevilerin sorunlarını Alevi kurumları temsil eder. Bizim Alevilik dayatmamız gibi, Alevilerin ne yapması gerektiğini yukarıdan onlara empoze etmemiz gibi bir yanlışlık yerine Alevilik deyince bunun muhatabı Alevi toplumudur ve Alevi toplumunun da iradesini Alevi kurumları temsil eder. Nokta. Siyasete düşen görevde bunu esas almak. Siyaset sadece bir aracıdır. Yani partiler de öyle. Peki bu federasyonlar nasıl yaklaştı? Yani güzel bir mütevazı yaklaştı mı? Tabii canım, onlar da farkındalar. Yani şimdiye kadar yani Kılıçdaroğlu'nun Alevi kurumlarının kapısından içeriye adım attığını görmedi onlar da. Beklentisi dışında veya seçimler dışında. Şimdi tabii Alevi Kurumu Başkanı onur duymaz mı? Bir siyasi partinin eşit başkanı, işte bir siyasi partinin işte genel başkanları diyelim, kurumuna geliyor. Diyor ki ben sana şunu empoze etmiyorum, bunu empoze etmiyorum. Ben, sen neyi nasıl ifade ediyorsan ben aracıyım sadece. Benim milletvekillerim, yani sizden milletvekilleri, sizin sesiniz sorunuz. Derdiniz neyse yani onu esas alın. O noktada da bugün Ali Kenanoğlu, Kemal Bülbül, Zeynel Özen Alevi kurumlarının parlamentoya yolladıkları milletvekilleriydi. 2015'te de yine ben, Ali Kenanoğlu, Çilem Kerem arkadaşımız, yani parlamento dedik kurumlar adına, böyle de bir ilkesi var HDP'nin. Yani HDP'm Alevi dünyasındaki milletvekilleri böyle kendi belirlemez. Yani Alevi dünyasındaki milletvekillerini Alevi kurumları belirler. Dolayısıyla da Alevi kurumlar üzerinden parlamentoya gidenler Alevi kurumlarına hesap vermek zorundalar. Yani ben seçildim, hadi bana eyvallah anlayış yok. Tabii ki bu duruma da çok mutlu oluyorlar. Yani 3 gündür ben görüyorum. Ben söylediğimiz gibi keşke Kılıçdaroğlu da bunu yapsa. Çok doğru olur. Yani şöyle bir durum var. Sonuçta CHP'ye oy veren Aleviler bu noktada bir adım atmalı. Yani siz bizden dolayı oy alarak belli bir oy oranına sahipsiniz. Bizlerin dertlerini bizlerden biri olarak orada anlatacak insanların var olması lazım diye aslında böyle bir dert olması lazım. Tabii ki. Alevi genel anlamda söylüyorum, Aleviler içinde yani. Çok doğru söylüyorsunuz. Yani bizim siyaseti bir araç olarak, bizim itibarımız, bizim ilkemiz, dünya bakış açımız, bize saygınlık getiren yol yöntem, bizim sorunlarımızı en iyi şekilde ifade eden yol yöntem neyse bunları desteklememiz lazım. Yani bunları yaşatmamız lazım. Bizden önce de 100 yıldır işte bu ülkede parlamento yok muydu? Vardı. Ama hiçbir sorunumuz çözülmedi. Niye? Aleviler o noktada şey yani... Devletimiz çok yaşar. İşte büyüklerimiz bu işi daha iyi bilirler. Yok öyle bir şey. Yani herkes kendi sorununu nasıl ısrarla gündeme getiriyorsa Alevilerin de gündeme getirmesi lazım. Yani niye biz bugün CHP'nin aldığı %25'lik oyun, yani en yüksek rakam anlamında, kendileri söylüyor bunun 18'ini Alevi oyu oluşturduğunu. Yani sonuçta siz %25'in 18'ini oluşturuyorsanız
o oranda da temsil hakkına sahip olmanız lazım. O oranda da o partide yani sorunlarınızı rahat rahat ifade etmeniz lazım. Ama var mı böyle bir olay? Pratikte yok. Şimdi o nedenle bir parti yarışı yapmak istemiyorum. İşte HDP'de de en azından Alevilerin daha sesleri duyulmalı. Karar mekanizmalarında daha çok olmalı. Şeye göre kıyaslama yaptığımda mevcut ama daha da olmalı. Niye olmasın? Ve bizim siyasette o anlamda Ali seçilmiş, Veli seçilmiş bilmem ne. Bana ne ondan, bize ne ondan. Yani bizim açımızdan toplumsal sorunlarımızın çözümü önemli. Derdimize derman olunması önemli. O kürsülerde kendimize, bakın işte sen de söylediğin gibi Almanya'dan takip ediyorsun. Bizim arkadaşlarımız çıktıklarında böyle hiç öyle yani gizli saklı kulis şeyle anlatmıyorlar. Yani biz Alevler diye konuşmaya başlıyorlar. Öyle olması gerekir. Evet. Başkan, şimdi sonuçta yani CHP'yi, HDP'yi bunu şunu sorarken yani bunlar bize yakın partiler. Sonuçta biz ideolojisini savunmasak bile orada bizi savunan, bizimle beraber hareket edecek çok kesimler olduğu için soruyorum. Bir de karşı tarafı da sormak istiyorum. Onu da bilelim diye. Buradaki kamu tüzel kişiliği noktasında bir saldırı var. Doğu Perinçek senin için ne ifade ediyor? İkincisi Cem Vakfı'nın tavırları ve ona benzer AK Parti vesaire gibi partilerin içinde olan Aleviler nedir? Alevilerin gündemde ama yani senin yaşına göre yani senin bir abin olarak diyelim, birkaç yaş diyelim, hepsini de söylemeyelim. Biz evet. O insanın 70'li yıllardaki ajanlığını da biliyoruz. Yani o insanın Denizler nezdinde, Mahirler nezdinde, İbolar nezdindeki ajanlığını da biliyoruz. Onların buna yani yaklaşımlarını falan da biliyoruz. Yani bunun tarihsel misyonu bugün yani ortaya çıkmış değil. Yani onun ismi kamuoyunun ortaya çıktığı günden beri ajan bir insan. Yani devletin karanlık şahsiyetlerinden bir tanesi. Uzun bir süre Türkiye Alevi Hareketi'ni ele geçirmeye çalıştılar. Yani senin gençlik dönemini ben biliyorum Alevi örgütlenmesi içerisinde. O dönemde de bizim örgütümüzü ele geçirmeye çalıştılar biliyorsun. Ya ta genel sekreterliğe kadar geriye git, eski aydınlık sayfalarında da aynı içerikte saldırılar söz konusuydu. Bu anlamda da onun misyonu belli. Yani derin devletin bir ajanı o. O noktada şu an sevinerek söyleyeyim, gerek Türkiye'de gerek Avrupa'da da Alevi hareketi o pisliği temizledi, kendi dünyasında yok artık bugün. Yani Türkiye'de de yok, Avrupa'da yok. Bir iki dernek de olabilirler, bir iki dernek çevresinde insanlar olabilir ama şu an maskesi de düştü zaten. Onu hararetle savunan Aleviler bile ne kadar kansız bir adamı savunduklarını kendileri bugün söylüyor. Yani yer yer karşılaştığımızda bunu ifade ediyorlar. Bedri Gültekin de ekiple beraber ayrıldı, onlar da söylediler ne oldu. Çok canım, ben yani Almanya'dan da biliyorum, buradan da biliyorum. Şimdi şeyde AKP'de de işte bir zamanlar Rehat Çamuroğlu gibi bilmem işte birkaç Alevi anne babadan dünyaya gelen şahsiyetler AKP'de vardı ama AKP'nin bu Yezid şeyi mayası diyelim yani net bir şekilde ortaya çıkınca son iki dönemdir içlerinde bir tane Alevi yok biliyorsun şu anda. Yani hiç kamuoyunda da yok. O nedenle Alevi dünyası açısından işte bir her zaman bildiğimiz Kerbela'daki Yezid neyse bugünkü şeyde o. Zihniyette o. Yöneten zihniyette o. O noktada orada da bir problem yok. Bütün demokrasi güçleriyle ilişkiler konusunda yani daha duyarlılar. Yani düne göre daha duyarlılar. Yani rakiplik anlamında yani algılanmasın. Yani CHP içerisindeki bugün bazı toplumsal olaylarda vicdan varsa, bazı toplumsal olaylarda yani halktan yana doğru şeyler söyleniyorsa CHP içerisindeki sayısı çok olmamakla birlikte az sayıdaki Alevi arkadaşlarımızın bunda belirleyici rolü var. Yani o kapsamda da en kritik pozisyonlarda görüyorum ve yani onurla da diyorum ki evet, gerçekten bu ülkede iyi ki Aleviler var. Yani CHP içinde bile böyle halktan yana yani böyle konuştuklarımızda evet bu doğru söylüyor deniyorsa onu söyleyenlerin büyük bir kısmı Alev arkadaşlarımız. Bu nedenle de bizim yapacağımız şey siyasette gerçekten Alevi mayasıyla, Alevi değerleriyle, Alevi ahlak değerleriyle bir şeyler yapmaya çalışan insan sayımızı artırmamız lazım. Yani o anlamda
işte bu şu parti bu parti falan değil. Yani bu süreçte gerçekten yani bu karanlık gidişat karşısında insanlıktan yana, medeniyetten yana, çağdaşlıktan yana duruş sergileyecek yani insanlarımızın sayısını artırmamız gerekiyor. Başkan, biraz önce sanatçı, buranın Kültür Sanat Komitesi'nde olan arkadaşlar da yanındaydı. Özellikle rica ettiler, sormamı istediler sana. Dünyası Güzel Ergün, Mesut Arcan, Fatoş Özdemir, Ercan Koçak vesaire gibi böyle isimleri de sayayım da o arkadaşların bilinsin diye, buradakiler biliyorlar. Bu arkadaşlar dediler ki, başkana özellikle sor dediler. Alevi kültürünü, Alevi sanatını, edebiyatını, siyasetini Türkiye'den çıkarırsak ne geriye kalır? Yani ikinci bir Suudi Arabistan olur Türkiye. Yani adı Türkiye Cumhuriyeti Devleti olur ama normal yaşamı ikinci bir Suriye Arabistan olur. İşte diğer Arap ülkelerinden bir farkı falan kalmaz. Yani bugün Türkiye'de arkadaşlarımızdan söylediği gibi yani edebiyatta, sanatta, işte bilimde bile ya bilimde bile diğer kültürel alanlarda bir üretim varsa. Yani bunu bir devrimci kimliğiyle söylüyorum. Yani bize insan ayrımı yapmak yakışmaz. Bize halklar arasında ayrım yapmak düşmez ama yani orada da şunu görmemiz lazım. Yani Türkiye'de çağdaşlık adına, medeniyet adına, insanlık adına yani kazanımların büyük bir kısmında yani bunun emektarlarının Aleviler olması da tesadüf değil. Bunu da görmemiz lazım. Yani öğretimizin bunda belli ölçü olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani bu anlamda da evet yani ayrımcı olmamak lazım koşulda. Yani dünyaya Alevi merkezli bakmamak lazım. Evet yani tüm emekçileri, tüm mazlumları yan yana getirme noktasında birleştirici olmak lazım. Yani insan merkezli düşünmek lazım ama bazı şeylerin de adını da koymak lazım. Yani o noktada çekinmemek lazım. Yani bu ülkenin evet yani devrimci mücadelesinde hem sanatsal mücadelesinde, çağdaşlık mücadelesinde yani ödenmiş bedellerde de ciddi bir Alevi potansiyeli var. Sadece sonuçta değil. 70'li yıllardan bakın yani bütün Mahir'in etrafındaki Aleviler, Deniz'in etrafındaki Aleviler, İbo'nun bizzat kendisi ve etrafındakiler, aydınlarımız, katledilenler bu süreç içerisinde yani bunların büyük bir çoğunluğunun Alev olması tesadüf değil. Bir de şöyle bir durum var. Yani herhalde yargılandığı noktalardan bir tanesi de bu olması lazım. Gezi olaylarında ölenlerin Alevi olması tesadüf değildir diye bir sözüm var herhalde. Öyle bir durum var değil mi? Yani ben Alman gazetesinden okudum ben. Ben 44. sanığım Gezi davasından. Yani ilk 11'i tutukladıkları için bizi içeriye atmadılar, tutuklamadılar ama o iddianame de ben 44. sanığım. Bu süre içerisinde bizim Avrupa'daki dayanışma etkinliklerimiz, işte o süre içerisinde biz yani yol televizyonu kapsamında Türkiye'de birçok girişimlerde bulunduk. Yani bu mesela Can Dündar bir ara yani bizim son noktayı da koymuştuk. Televizyonumuzun genel yayın yönetmeni olacaktım. O görüşmeleri yaptık diye. İşte Kavala'yla güçlü bir yol televizyonu olsun görüşmesi yaptık diye. O iddianamede bizim yol televizyonu kapsamındaki görüşmelerimiz işte ajanlık gibi nitelendirilmiş. Yani Türkiye'ye karşı bize ajanlık yapıyoruz. Yurt dışından kara paraların Türkiye'ye aktarılmasını biz organize etmişiz gibi iddialar var. Böyle akıl tutulmaları falan var. Evet, yani onu her tarafta da söyledik. Yani iddianamede de aynı şey var. Ama yani bu bizim temelsiz ileri sürdüğümüz bir olay değil ki. Yani bütün yani o dönemde katledilen insanlar Alevi. Yani normalde yani hem mücadele içerisindeki yani tek tek yani işte sayılı yani işaretlenerek katledildi özel bulunduğu değil ama potansiyel olarak işte o süreçte bu işin ana gövdesiydi Aleviler. Bugün de öyle. Yani bugün de farklı değil ki. Yani her alanda yine Aleviler bu koşullarda bile mücadele ediyorlar. Yönetim kurulu sayfasından bana özel bir mesaj gelmiş, yazmışlar. Onursal başkanımızdır, onurumuzu temsil ediyor. Başarılar diliyoruz mahkemede ve bizi iyi temsil edeceğine inanıyoruz. Nurşen ve Dinçer çalışkan başkanlar yazmışlar. Nurşen Polat evet, başkanlar selam gönderiyorlar sana. Benden de başkanlarımıza selamlar, sevgiler.
Yani evet, yani şimdi şey açısından kişi şey yapmayalım. Yani ben olurum, başka birisi olur. Kim yargılanırsa yargılansın. Aleviler öğreti gereği de sadece iyi günü dostu olmamalı. Yani sadece yani iyi günde işte yaşa, maro bilmem ne falan filan değil. Yani bu iyi günlerin ötesinde de insanların bir selama ihtiyaç duydukları, yani bir sıcak ele ihtiyaç duydukları, bir dayanışmaya ihtiyaç duydukları alanlar olur. Ben Alevi dünyasında her şeyin ilklerini yaşadım, biliyorsun. Yani ilk göz ağrılarından birisiyim. Sizin Lütfüksür Alevi Kültür Merkezi'nin bile ilk genel kuruluna ben geldim, anımsarsan. Yani kuruluş dönemlerinde, 94 benim genel sekreterliğim döneminde kuruldu Alevi Kültür Merkezi'niz. O nedenle de yani ayak basmadığım, yani kapısından içeriye girmediğim, yöneticileriyle yani bir arada olmadığım, yani yöneticilerin işte uygun olan evlerinde, uygun olmayan evlerinde, koltukta, şurada, burada yatarak biz ömür tükettik. Yani Avrupa'daki Alevi örgütlenmesi o anlamda dediğim gibi böyle hazır kendiliğinden uzaydan birileri falan gelmedi. Hepimizin, sizlerin, bütün genç kuşakların yıllarımızı verdiniz hepimiz. Ve dolayısıyla da iyi günün kötü günleri de var. Yani şu an ben Türkiye'de dediğim gibi babamın arsa meselesinden dolayı, kendimin özel bir ev meselesinden dolayı, işte başka ticari sebeplerden dolayı yargılanmıyorum. Yani onurla genel başkanlık yaptığım dönemde yaptığım konuşmalardan dolayı yargılanıyorum ben. Dolayısıyla da yani şu an yani kişi olarak ben yargılanıyorum ama mahkum edilmeye çalışılan bizim örgütümüz. Yani bizim ortak mücadelemiz. Dolayısıyla benim derdim değil bu tek başına. Benim derdim tabii ki toplumu mahcup etmemek, tırsmamak. Yani ben Köln'den 150 bin kişinin önünde mitingde ne söylediysem, Berlin'de ne söylediysem, Karlsruhe'de ne söylüyorsam ben mahkemede bunu söylüyorum. Ben kendi tarihsel rolümü o anlamda bu rüzgara rağmen, yani her türlü bedele rağmen Alevi toplumunun mahcup olmadığı şekilde yerine getiriyorsam, Alevi toplumunun kurumlarının da aynı şekilde kendi tarihsel görevlerini yerine getirmesi gerekir. Ne olur yerine getirmezse kimse inanmaz. Yani sen tarihte Aleviler için bedel ödemiş insanların ödediği bedele sahip çıkacaksın. Onların yarattığı kurumların üzerine körekleneceksin. Ama onu yaratanlara sahip çıkmayacaksın. Böyle insanlık olmaz. Yani bu nedenle de yani olay yani başkanlarımızın sen, ifade ettiği. Sen dik duruyorsun, biz de yukarı bakacağız. Rahat ol o konuda. Eyvallah. Sen dik duracaksın. Biz de yukarı bakacağız bu konuda. Evet. Tabii başkan, şimdi biraz daha seni zorlayacak sorular sorabilir miyim? Hiç. Eğer sormazsam nabalı günahı senin boynuna. Tamam, okey. Boğaz içine girelim. Boğaz içinde ciddi bir direniş var. O direniş aynı zamanda yeni dönemi aslında bize müjdeliyor. Yani bir çıkışın başlangıcıdır. Ama tabii ben onu değerlendirmekten ziyade sen bu süreci bir değerlendirebilir misin? Ya şöyle söyleyeyim. Tek başına biz Alevilerin gücü, potansiyeli, örgütlenme düzeyi bu sorunları bertaraf edecek ve Türkiye halklarının karşı karşıya geldiği sorunları çözecek güçlü olsaydık zaten yapardık. Şimdi biz kendimize bile, yani bakın 30 yıldır mücadele yürütüyoruz. Halen hukuksal olarak cemevleri ibadethane olarak kabul edilmedi. Halen 12 Eylül anayasasından bu yana, 82'den bu yana zorunlu din dersleri her gün bizim çocuklarımızı un gibi öğütüyor ve zehirliyor. Kaldıramadık. Yani halen dergahlarımız işgal altında. Yani halen yakın tarihimizdeki katliamların yüzleşmesini sağlayamadık. Koçgiri, Dersim, Madımak, Çorum, Sivas, Gazi. Katiller ödüllendirildi, devam ediyor. Şunu demek istiyorum. Biz Aleviler bile kendi bizi biz yapan, hiçbir Alevinin itiraz ettiği şeyler değil bunlar. Yani bunlar partiyle de alakası şeyler. Yani örgütlenirken biz bu sorunları çözmek için örgütlendik ama çözemedik. Niye bunu anlatıyorum? Şunu demek istiyorum. Biz Aleviler bile kendi derdimize merhem bulamıyorsak, en temel sorunlarımızı çözemiyorsak, Kürtler, işte bugünkü karşı karşıya kaldıkları katliamlar, yok edilmeler, işte binlerce insanın cezaevlerine atılması, işte onlarcasının yani şu an rehin alınması vesaire. Devrimciler, sosyalistler aynı şeyi yaşıyorlar. Kadınlar, gençler, bak bugün ben programdan önce biz Gazi Mahallesi'nde DAT'la görüştük. Sonra
30 tane genç HDP'nin gençlik meclisi üyeleri. İşte bunlar piknik yapıyorlar, piknikte halay çekiyorlar, türkü söylüyorlar, mas söylüyorlar. Çocukları bugün Çağlayan'da duruşmalarına gittim. 30 çocuktan 14 tanesi tutuklandı, içeri atıldı. Yetmiyoruz tek başımıza. Bu nedenle de Boğaziçi öğrencileri, yani inanılmaz saygı duyduğumuz, işte bütün Türkiye halklarının, demokrasi güçlerinin saygı duyduğu eylemlik içerisinde, ama gezi sürecinde de gördüğümüz gibi bu faşist düzen karşısında tek başına sorumluluğu gençlere yükleyerek, tek başına bu sorumluluğu Kürtlere yükleyerek, tek başına bilmem emekçilere yükleyerek, sayıları çok az da olsa, yani fabrikalarda, şurada, burada. Yani bu sorunlardan kurtulamayız. Yani Aleviler de dahil olmak üzere. Mesela bu süreçte herkes bir başka birisinden şey fedakarlık bekliyor. Yok arkadaşlar, yani bu ve bu olayda tesadüflerle olmaz. Lokal, birbirinden bağımsız. Boğaziçi öğrenciler orada bir şey yapıyor. İşte Karadeniz'de HES'e karşı insanlar başka bir şey yapıyor. Ben geçen hafta Maraş'taydım biliyorsunuz. İşte Maraş'ta katliam sonrası bitiremedikleri, kökünü kurutamadıkları Alevileri, şimdi Alevilerin topraklarına, Alevilerin doğasına el koyarak, doğasını zehirleyerek, tarlasına, ovasına kimyasal artık üreten fabrikalar kurarak Alevileri, geriye az sayıda kalanları göçe zorluyorlar. Oraları tamamıyla IŞİD'çilere peşke çekmek istiyorlar. Geçen hafta gittik. Çöçeli Köyü, yani bizim Pazarcı. Şimdi bütün bunlar içerisinde yani lokal herkesin terörler, sadece... Terörler mi diyorlardı oraya? Terörler değil mi? Terörler yaptılar, inşa etti, bitirdiler. Bu yeni bir şey, facia. Bu Çöçeli Köyü var Pazarcık'ta. Buraya kimyasal arıtma fabrikası kuracaklar. Yani yaşamı zehirleyecekler. Ne kadar kimyasal zehirli şeyler varsa bunları güya arıtacaklar. Lastik arıtımı falan var. Ve oralarda insan kalamaz. O koşullarda yaşayamaz. Bu anlamda şunu demek istiyorum. Yani daha örgütlü bir yapı oluşturmadan böyle işte bir şey oluyor. Bir yerde bir şey patlak veriyor. İşte gençler diyelim. Bir yerde yarın kadınlar katledilmiş, cinayet, yürüyüş falan. Yani bununla olacak bir şey değil. Çünkü devlet o kadar organizeli ki bütün şeyi ele geçirdiler. Her şey onların elinde. Dolayısıyla daha bizim yani kurumsal olarak bir araya gelmemiz lazım, gücümüzü birleştirmemiz lazım ve daha kalıcı örgütlenmelere ihtiyacımız var. Peki bu aynı zamanda bir şöyle bir pozisyon da var. Yani Türkiye devletini ele aldığımızda onu bir iki kere sohbetlerde söylemiştim ama seninle de paylaşmak istiyorum. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Onu da sormak istiyorum aynı zamanda. Şimdi 74'de Kıbrıs'ı işgal etmekle beraber orada işte valilerini atadığı, memurların paraları Türkiye'den gidiyorlar. Kendine yarı bağımlı bir ilişki İngilizlerle bölüştüler. Sonra arkasından bu SİHA'lar, MİHA'lar işte yani silah sanayini geliştirmesiyle beraber Afrin'e saldırdılar. Şu anda oranın valisinin parasını ödüyorlar, belediyesinin parasını ödüyorlar, emniyetin, silahlı güçlerin, Elbap'ta da aynısını yapıyorlar. Şu anda yani Ermenistan, Azerbaycan arasındaki çatışmada bunlar müdahil oldular. Bir nevi oraya yerleşiyorlar. Kendi gizli tırnak içinde görünmeyen insanları tarafından, silah sörleri tarafından Libya'ya çıkartmalar, birilerine meydan okumalar. Yani bu Türkiye'deki gelişmeleri sosyoekonomik yapı olarak, sosyopolitik olarak, siyasal olarak nasıl değerlendirebiliriz? Bu ileride ne tehlikeler bize getirebilir? İleride yeterince tehlike, ortak yaşamı ortadan kaldıracaklar. Yani Türk-İslam sentezini benimsemeyen, bu ideolojiye göre yaşamını istihdam etmeyen ve onların yukarıdan aşağıya dayattıkları yaşam modelini benimsemeyen insanlara yaşam hakkı tanımayacaklar. Ve bunda da çok açık topun ağzında Aleviler var. Çünkü başka... Yani Ermeni mi kaldı bu ülkede? Yani bu ülkede Rum mu kaldı? Bu ülkede işte Ezidi, Süryani, Hristiyan, başka inançlardan insanlar falan mı kaldı? Yok. Bu nedenle de yani bu süreçte en azından yaşam hakkımızı sürdürebilmek için, yani bırak çok artıları, yaşam hakkımızı sürdürebilmemiz için bizim bu ülkede gerçekten bu süreçte
çok fazla ayrımcılık yapmadan, işte bunun şu ürün var, bunun bu ürün var, bütün toplumsal muhalefeti bir araya getirebilecek ve en önemlisi bunları alaşağı edecek, bunların iktidarına son verecek açılımları desteklememiz gerekir. Yoksa yani burnumuzdan kıl aldırmayarak yani bütün yani şeyleri ayrıntıları esasın önüne koyarak yol alma şansımız falan yok. Ve bu anlayış devam ettiğinde de çok açık şu an o tartışmaları falan yürütüyorlar. Geriye ne kaldı? Biz 18 yıl önce sen de biliyorsun Avrupa'da ilk biz bunların mayasını biliyoruz, tarihini biliyoruz. Bizim ecdatlarımız bunların maskesini, bunların takiyelerini, bunların amaca varma uğruna nasıl her şeyi feda ettiklerini bize hep aktarırlardı. Bundan dolayı bunlara güvenmeyin dediğimizde liberaller, işte sosyal demokratlar, sosyalistlerin bile bir kesimi bize ya kıskançlık yapmayın diye cevap veriyorlardı. Bu kadar abartmayın diye cevap veriyorlardı. Şu an geriye ne kaldı? Geriye yani aynen Melazat tipi bir artık ekonomik anlamda emperyalizme göbekten bağımlı, siyasi olarak göbekten NATO'ya bağlı bir ülke ama yaşam tarzı şeriat kurallarına göre olacak anonsu kaldı sadece. Ve bu yeni anayasa tartışması da bunu yapıyorlar. Bunu murad ediyorlar, bunu amaçlıyorlar. Yani hararetle bugünkü koşullarda yeni bir anayasadaki amaçları şu anki anayasayla zaten yapmak istedikleri her şeyi yapıyorlar. Ama neyi bayrağı şey yapmadılar? Yani şu an çakmadılar. Bu mevcut anayasada işte hiç pratikle alakası olmayan maddeler var. Yeni anayasayla adam kazığı çakıp bu devletin inancı İslam'dır maddesini koymak istiyorlar anayasaya. Yani bizim beğenmediğimiz aslında şu an istiyoruz da ama olmayan ama ismi üzerinde laiklik var diyorlar. Aslında uygulamadıkları laiklik söylemi bile bunlara batıyor herhalde. Öyle bir durum var. Tabii. Çok açık. Onlar da yani şimdi ben bir yer söyledim, mahkemede söyledim. Ben Tayyip Erdoğan'ın milli görüşün müfettişi olduğu dönemden biliyorum. Yani biz Avrupa'da, yani hiç denk geldiğinizi bilmiyorum. Hausler Jugendlar'da biz şeyler yapardık biliyorsun veya hafta sonu seminerleri. Yani gençlik merkezlerinde, Jugendherberge'lerde şey yaparken, eğitim kampları yaparken hafta sonları işte birisinde Köln'de bu Jugendherberge'nin bir bölümünde biz şey yapıyorduk yani hafta sonu kampı yapıyorduk eğitim çalışması yapıyorduk bir bölümünde şey milli görüş ben onu ilk defa orada gördüm yani cismini yani gösterdiler dediler işte milli görüşün şeyi eğitim kampı işte bu da Türkiye'den gelmiş şeydi onların yani önemli denetçilerinden birisi. Aynen şimdi bize düşman olan bir örgütün o dönemdeki milli görüşün bir şeyi yani önemli bir şahsiyeti militanı bu ülkede cumhurbaşkanı biz şu an yani mağdur pozisyondayız o cumhurbaşkanı pozisyonda. O bize demediğini bırakmıyor her türlü hakareti falan yapıyor. Biz cevap verdiğimizde onun makamına, onun işte anlı şahsiyetine hakaret olmuş oluyor. Ve ne kaldı geriye muradı? Yani o da yıllardır bu işin içerisinde. Şey işte bu İslam bayrağını şey yapacak, yani çakacak şeye bu topraklara ve anayasaya da onu koyacak. Yani muradı derdi o nedenle de yani Alevilerin bu süreçte bunu engelleyecek, onu anlatmaya çalışıyorum. Yani çok ayrıntılar yerine, çok böyle dar olaylara bakma yerine bu ülkeyi bundan sonra da bizim çocuklarımızın, torunlarımızın Alevi kimliğiyle, sol devrimci kimliğiyle yaşayabileceği koşullara gidecek yol neyse bizim o yolu benimsememiz lazım. Evet. Ya şimdi bizim dedelerimiz zaten söylüyorlardı. Osmanlı'da oyun çok diyorlardı ya. Gerçekten evet. Bunda da oyun çok. Yani fırıldak. Her siyasetten siyasete zıplıyor. Yenilgilerini avantaja çevirecek pozisyonlar yaratıyorlar. Felaket bir pozisyon. Yani gidiyor oraya, örneğin şimdi o konuya girelim. Gara'ya gidiyor. Sürpriz yani bir sürpriz açıklayacağım diyor. Gidiyor orada hezimete uğruyor. Bir de o zavallı reyneler bile ölüyor orada. Ondan sonra gelip burada başarısızlığını HDP'ye saldırarak kendini meşrulaştırmaya çalışıyor. Böyle acayip bir pozisyondalar bunlar.
Su gara olaylarına da bir değinebilir misin başkanım? Ya bu konuda yani özel bilgimiz yok tabii ki. Yani daha çok hani şöyle bir durum var. Mithat Sancar Hoca geldi ya, ya da Pervin Buldan, belki o konulara değinmiştin. Federasyon başkanlarımızla görüşürken sen de oradaydın. Tabii. Yani temel sorun şu. Yani biz de mesela her fırsatta ifade ediyoruz. Yani Aleviler arasından ben söylediğimizde millet ya ilk duyuyorduk diyorlar. Avcıların Alevi cemine alınmadığı bir öğretinin mensubuyuz biz. Avcılar, yani doğa katliamı yapan avcılar ceme alınmazlar. Cana kıyım. Dolayısıyla yani Alevi dünyasından insanların her şeyi insan merkezli, insan yaşamını kutsal sayan, insan yaşamına yönelik her türlü saldırıların karşısında yer alan, yani hiçbir şeyin karanlık fikrin, zihniyetin, planın insan yaşamını hedef almasına yani abi bizler onur veremeyiz. Evet diyemeyiz. Bu sadece kendi coğrafyamız açısından değil, tüm dünya açısından öyle. Ve orada 13 tane insan sonuçta katledilmiş. Yani beraber Almanya'da yaşadık. Yani bir raf elemanı biliyorsun şeyde Bahnhof'tan bir metreden normal yakalanma şansı varken bir polis kurşun sıkmıştı kaçarken, ölümünden sonra şu an ismini anımsamıyorum, bir İçişleri Bakanı Almanya'da istifa etti. Yani en azlı işte kendilerine karşı olanlardan birisi yani olmasına rağmen. Şimdi dolayısıyla bizim yaklaşımımızdan orada 13 vatandaşımız sonuçta bu ülkenin vatandaşı katledilmiş. Bu durumlarda zerre kadar yani bizim kendi durumlarımızda bile gerçekleri bu kadar çarpıtan bir iktidarın, onun temsilcilerinin her dediğine evet denir mi? Denmez. O nedenle uluslararası heyetler balistik incelemesi yapmalıdırlar. Tekrar bunların otopsisi yapılmalıdır. Yani bu katliam nasıl gerçekleşmiş? Yani dünyaya açsınlar. Ve dünya kamuoyundan bu noktada girişimler olabilsin. Yani hakikat neyse ortaya çıksın. Ve bu noktada da yani insan yaşamına yönelik yani kimin saldırısı söz konusuysa orada ayrım yapmaksızın yani bizlerin barış sever insanların bunun karşısında durmamız gerekir. Yani bu olayda da şu an bir araştırma komisyonu öneriyor ama değil mi parlamentoda? Tabii. Yani doğru olan şey bir araştırma komisyonu olabilmeli. Yani bu bağımsız olabilmeli. Yani bu noktada yani tüm dünyada o kadar gelişmiş sınır tanımayan doktorlar birliği var biliyorsun. Bu noktada böyle yani devletlerin resmi açıklamalarına itirazlar söz konusu olduğunda dünyada bağımsız kurumlar var. Yani onlar devreye girebilmeliler. Yani onlar bu konuda kamuoyunu tatmin eden açıklamalar yapabilmeliler. Peki bir Sivaslı Türkmen Alevisi'sin herhalde. Türkmen Alevisi olarak Kürtlerin çektiği acıyı anlatabilir misin bu son 6 senede gördüğün? Ya şimdi tabii Avrupa'da yaşıyor olmamızın bir şeyidir belki. Bu avantajıdır. Şimdi ben kendi köyümde kalsaydım sadece bizim köy Türkmenlerden oluşuyor. Bizim dil problemimiz yok. Bize özel milli baskı da yok. Bize özel olarak işte başka bizden başka bir ırk yaratma noktasında asimilasyon falan da yok. Yani Alevi kimliğimizde baskılar görüyoruz ama biz yani Türkmenler yani Türkiye sınırları içerisinde Türkmen oluşumuzdan dolayı zulüm görmüyoruz biz. İşte ana dilimizi konuşuyoruz, okullarda öğreniyoruz, kültürümüzü yaşıyoruz. Onda bir problem yok. Daha çok bu ülkede Kürtlerin varlığının Almanya'da biz yani ilk defa öğrendik. Oraya gelen insanlar, aynen işte Dersim'den gelenler gibi, Koçgiri'den gelenler gibi, Türkiye'nin başka yerlerinden gelenler gibi. Orada biliyorduk biz ama fiilen aktarım başka bir şey. Buraya geldikten sonra yaşamda bunu görmek başka bir şey. Ben milletvekilliği döneminde de o kısa sürede de gittiğimiz Kürt illerinde yani o insanlara bu devlete nasıl yaklaştığını gördük. Ve kıyaslama yaptık. Dedik ya bak Almanya'da yaşadık biz. Yani 35 yıl yaşadık. Bizim çocuklarımız okullarda Türkçe dersini yani tercihli bir şekilde istiyorlarsa Türkçe dersine katıldılar. Şimdi
Alevilik dersine katılıyorlar. İslam dersine katılıyorlar. Almanya'da biz gittiğimizden itibaren bütün gazeteler orada bayilere satılıyor. Televizyonlar var. İşte radyolar falan var. Yani işte elin ülkesi diyelim tırnak içerisinde. Avrupa'da bu. Var, cami Avrupa'da, var. Tabii canım. Ben söylüyorum, millet hayretler içerisinde kalıyor. Ben diyorum ki yani Avrupa'da cami sayısı Suudi Arabistan'dan daha fazla. Yani Avrupa'daki cami sayısı yani Almanya'daki şeyden daha fazla. Şimdi hiç kimse onlara bir şey diyor mu? Demiyor. O zaman niye kardeşim bu ülkede de Kürt halkı işte Almanya'da bizim sonradan gittiğimiz ülkede Türkçe dersi, Kürtçe dersi, işte İslam dersi, başka haklar varsa niye Kürtlerin de bu ülkede o hakkı olmasın? Bunun da ötesinde pratikte gerçekten şey yani bugün belki Afrika'da vardır böyle bir zalimce yaklaşım, böyle bir zulüm. Yani bu insanlara kendi toprakları ya, kaldık hepimiz biliyoruz. Yani biz Türkmenlerden daha önce Kürtler bu topraklarda yaşıyorlardı. Kendi toprakları yani kendi ata ecdatlarının bin yıllık şeyleri bunlar toprakların. Yani bu anlamda bu zalimce yaklaşıma yani karşı gelmek için illa İşte şucu bucu olmak gerekmiyor. Yani vicdan sahibi olmak yeterli. Bu nedenle de her zaman söylediğimiz onu programlarımıza da aldık biz biliyorsun. Biz Alevilerin bu yeryüzünde herkes gibi özgürce kendi inancımızı, öğretimizi, yaşama hakkımız ne kadar kutsalsa Kürt halkının da bütün diğer halklar gibi diğer halkların ne hakkı varsa onların da eşit hakka kavuşma mücadelesi bir o kadar kutsaldır. Yani buradan ırkçılıktan uzaklaşarak yani beynimizin zehirlenmesinden uzaklaşarak dünyaya insan merkezli bakmamız lazım bizim. Yani insan merkezli baktığımız çerçevede yani Avrupa'da nasıl her zaman dedik gleiche Rechte für alle, Türkiye'de de bizim aynı şeyi savunmamız lazım. Savunuyoruz da. Herkese her alanda eşit hak ya. Evet. Şimdi oradan biraz bu Kürt coğrafyası, bir Zaza coğrafyası dersime de bir gelelim. Oradaki gelişmeler nasıl halk tarafından, senin tarafından karşılanıyor? Bir komünist başkan var, kooperatifler var. Yani o veya bu şekilde aynı zamanda dergahlar, yani cemevlerimizde de bir gericileşme süreci yaşıyoruz orada. Dersim şu an ne durumdadır? Biliyor musun bilmiyorum. Bu cemevinin temelini ben 1994 yılında o dönemde belediye başkanı Mazlum Aslan'la birlikte attık. Yani şu an Dersim'deki cemevinin temelini. Ve köylerin boşaltıldığı dönemde ben bir hafta kaldım Dersim'de. Yani yaşamımda Dersim coğrafyasını tanımam benim 94'te oldu. Yani sizleri biliyorum yani Avrupa'daki potansiyel ama fiilen 94'te ben ilk kez Dersim'e gittim. O köylerin bombalandığı dönemde. Sonra arkasından biz o cemevinin inşa sürecinde, köylerin boşaltılma sürecinde heyetler götürdük oraya bildiğin gibi. Ve ilk Türkiye'de Avrupa Alevi Hareketi'nin bir cemevi inşasına temel attığımız yer Dersim'dir. İlk. Niye? Çünkü Türkiye'de Alevilerin belirleyici olduğu, yani Alevi şehri diyebileceğimiz ikinci bir şehir Türkiye'de yok. Bir tane var. Dersim. Dolayısıyla bizim Dersim'in inanç olarak Alevi Kızılbaş değerlerini yaşatabilmesi ve yaşatması amacıyla vereceğimiz destek tüm dünyaya yayılmış hem Dersim potansiyeli açısından hem de Aleviliğin kendi değerleri açısından hayatı öneme sahip olduğu için biz Dersim'i esas aldık. Ben dediğim gibi Sivaslıyım. Yani Sivas Cemevi'ni biz Dersim'den 15 yıl sonra inşa ettik. Yani kendi genel başkanlığım döneminde. Dersim'den sonra biz Erzincan'ı inşa ettik. Ondan sonra biz Kütahya'yı inşa ettik. İşte Ankara'daki Dikmen'deki vakfı destek sunduk. İstanbul'daki bildiğin Cemevi'ne destek sunduk. Dolayısıyla yani Alevilerin, Alevi Hareketi'nin kendi özgür durumundan yola çıkarak olaylara yaklaşması gerekiyordu. Yani Dersim'deki Alevi ateşi söndüğünden, tüm Türkiye'deki Alevi ateşinin söneceği açık bir şey. Siz bir il Alevilerle özdeşleşmiş, orada Alevi değerlerini yaşatamıyorsanız hiçbirini yaşatamazsınız. Şimdi potansiyel olarak da Avrupa'da ciddi bir Dersim potansiyeli var biliyorsun ama gelinen noktada şunu söyleyeyim. Yani çok doğru şeyler yaptık ama
çok zaaflarımız da var bizim, çok eksiklerimiz de var. Yani çok artılarımızı onurla, gururla dünyayla, kamuoyuyla paylaşırken eksiklerimizin de özreleştirmesini vermemiz lazım. Yani benim de mesela kendi şahsımda biz büyük fedakarlıklarla Dersim'e, Erzincan'a, işte Sivas'a, Maraş'a, birçok yere cemevi yaptık. Ciddi maddi katkılar sunduk. Ve cemevleri ibadethane demek için devletin tekçi yaklaşımını yıkmak amacıyla bunlar da vazgeçilmez, ama gelinen noktada geriye dönüp baktığımızda buraları büyük fedakarlıklarla kurduğumuz bu cemevlerini öğretimize uygun şekilde yönetecek, öğretimize uygun şekilde buraların Alevi toplumuna hizmet etmesini sağlayacak kadroları, yöneticileri yetiştiremedik veya ortaya çıkmasını sağlayamadık. Veya yani bu noktada yani gerekçe ne olursa olsun çuvalladık, beceriksiz olduk. Ve büyük bir aşkla, büyük bir, yani ben yani halen daha kulaklarımı çınlıyor. Yani 94'te biz dinamitle o dağı parçaladık cemevi olsun diye. Mahmut Doğanoğlu dedemiz vardı, anımsarsın sen. Dersim cemevi için bizim Ingolstadt AKM'mizden. Şehir şehir dolaştım maddi anlamda Dersim'deki cemevini inşa etmek için. Şimdi gelinen noktada Dersim'deki o cemevi genelkurmayın karargahı oldu. Bize düşman. İşte diğer yerlerde de o anlamda da cemevleri noktasında başarısız olduk. Biz oralar bizim karargahımız olsun, Aleviliği var etsin. Hem bizim inansal hizmetimiz yürüsün, hem kimliğimizi, hem dış dünyayla bağlantılarımızı kursun dedik, ama işte devlet orada yendi bizim. Yani buraları ele geçirdi. Buraları bize karşı bugün karargah olarak kullanıyor. Ve onun nedenle halen Dersim katliamının, Seyit Rıza'nın katliam yıl dönümünde işte Kasım ayıydı. Çok fazla bir şey olmadı. İşte 3 ay oldu. Oradaydım ben. Dersim'deydim. Yine bu koşullarda gittik oraya biz. Anma yaptık fiilen Seyit Rıza meydanında. Yani gördüğüm yani bir cemevi yeterdi aslında, ama şu an o cemevi bize düşman. Benim gördüğüm şu an gerçekten devlete hizmet etmeyen, karanlık güçlere hizmet etmeyen, tamamıyla Dersim coğrafyasının Aleviliğini esas alan, Dersim coğrafyasında parti yanlışı değil, yani HDP de yanlışı olmayan bir cemevine ihtiyacımız var bizim. Yani bütün halka hizmet eden gerçek anlamda bir cemevi olması lazım orada, Aleviliği yaşatacak. Üzülüyorum, görüyorum işte tarikatların merkezi, açıklamalarını beraber okuyoruz. Yani bir göz bebeğimiz, ilimiz var. Feytullah da zamanında o aşağılık şeyleriyle oraya yığınak yaptılar biliyorsunuz. Şimdi o nedenle yani eksiyiz oradan. Yani tamam, yani belediye başkanımız en azından yani bugün yani Alevilik adına bir şey yapılacak olsa sırtını dönmez. Elinden gelen katkıyı sunar, ama yani Dersim'den, yani onu ben objektif şekilde ifade etmem lazım. Yani Alevi çerağı şu an Dersim'de uyanmış değil. Yani bir Alevi şehri olarak adım attığınızda, oraya gittiğiniz an belki tek tek bireyler yaşatıyor, ama yani şehirde öyle simgeleşmiş çok fazla Alevi değerleri ne yazık ki yaşamıyor. Tabii biraz da baskı da var sonuçta. Biraz da tırsmışlık, travma toplumu, farklı bir durumda. Tabii ki yani sebepleri var. Yani onu her taraf açısından söylemek lazım, ama yani kendi eksikliğimizde görmemiz lazım. Yani bir de işte şey deniliyor kardeşim, yani taşma suyla devrilme mi döner? Yani işte Avrupa açısından söylüyorum. Ya bazı dönemlerde bu tarihsel misyondur arkadaşlar. Yani yapmak zorundaydık biz. Yani Dersim'deki cemevini en azından şu an devletin karargahı da olsa, en azından Dersim'de şu an cenazeler camiden kalkmıyor. Değil mi? Tabii. Yapmamış olsaydık ne olacaktı? Ama tabii senin konuşmalarından başkan bir perspektif çıktı. Hani onu bu perspektif birileri almıştır. Yani öyle diyeyim ben.
Yani orada konuşmamız lazım bunlar. Yani bunlar sadece bizim özelimizde de, yani kişi olarak ben bu dünyada bilirsin sen, ben sadece boş konuşmam, yani böyle nutuk atmam. Bir şey yapılacaksa en önde yer alırım. Yıllarca dedik ki biz Aleviler yakın tarihindeki katliamlarla yüzleşmeli. Öyle Almanya'dan Köln'den oturarak bizim Madımak için el sallamamız olamazdı. Ey Aleviler, niye Madımak'a gitmiyorsunuz? Niye şehitlere sahip çıkmıyorsunuz? Şehitlerimiz son nefeslerini Madımak'ta verdi. Gidin oraya nutuyla, bu iş olmazdı. Niye Maraş'a gitmiyorsunuz? Niye Dersim'e gitmiyorsunuz? Koşke'ye gitmiyorsunuz? Öyle yukarıdan sadece boş konuşmak da olmazdı. Ne yaptık biz? En önde kendimiz yürüdük. Madımak'ta da onu yaptık. Maraş'ta da, Dersim'de de, başka yerlerde de. O anlamda kurumların toplumun kaderini değiştirmede belirleyici rolü vardır. Bu çerçevede de kurum başkanlarının bu olayı şahsi görmemesi lazım. Yani İHAP kaynı bok. Yani benim şeyim yok, zamanım yok. İşte pandemi koşulları var. Bilmem ne koşulları var. Yok kardeşim. Yani senin tarihsel bir görevin, sorumluluğun varsa ona uygun davranacaksın. Canını çok seviyorsan kimse sana silah dayamıyor başkan olmak için. Yani pandemi koşullarından dolayı 6 ay, 7 ay, 1 sene cemevi kapatılır mı ya? Var mı böyle bir şey? Peki, yani Merkel, işte Merkel, başkan, örnek veriyorum. Merkel canını koruma uğruna başbakanlığı mı kapattı? Her gün onlarca randevuda. Trump öyleydi, Biden şimdi öyle. İşte Türkiye'yi yönetenler öyle. Yani egemen güçler her şeye rağmen kendi görevlerini yerine getiriyorsa, muhalif olan toplulukların da bu koşullarda tamam, yani canlarını sokakta bulmadılar ama hayatın devam etmesi lazım. Yani bizim eksiklikleri de tamamlamamız gerekiyor. Yani Dersim özelinde ben bunu görüyorum. Yani gerçekten yeni kuşaklara böyle tarihsel Alevi yolunu, inancını ifade edecek, asimilasyona karşı gelecek, devlet Aleviliğine karşı gelecek, öz Aleviliği, kızılbaşlığı yaşatacak bir kurum olması lazım burada. Olmadığında un gibi öğütecek. 10-15 yıl sonra belki bugün konuştuğumuz şeylerde konuşamaz durumda olacağız. Evet, ki kaldı ki Rıza Şehri diyoruz. Yani aslında herkesin mutabık olduğu format, ideolojik olarak da, siyasi olarak da, inançsal olarak da, kültürel olarak da Rıza Şehri fikriyatının gelişmesi lazım. Özellikle Dersim'de diye düşünüyorum yani. Aynen. Başka soru sorabilir miyim sana? Burada bazı arkadaşlarımız var, bu konuda girişimlerde bulunuyorlar da. Koçkiriler 6 Mart'ı böyle bir tarih olarak ele alıyorlar. 100. yıl dönümüdür bu dönem. Oradaki Koçkirilerde bir hareketlik var mı? Böyle duyduğun, bildiğin, yani 100. yılından dolayı bir anmalar, girişimler? Yani canı candan ayırt etmek, Alevi kurumlarını birbirinden ayırt etmek doğru olmaz falan derler ama yani benim 6 yıldır Türkiye'de gördüğüm, hem inansal olarak Aleviliğe en sağlıklı bakan, politik olarak Alevi hassasiyetini en objektif bir şekilde ifade eden potansiyel Koçgiri kültür merkezi. Yani çok öyle şubeleri falan yok. Ben yakından takip ediyorum. Sembolik olarak da üyeleri doldum. Ve tartışmalarını da yakından izliyorum. Ve 100. yılında Koçgiri katliamının ne yapabiliriz oturumlarına da katılıyorum. Ve önümüzdeki ay kendilerini ziyaret edeceğiz. Bugün yetiştiremedik ama önümüzdeki Mart ayında kendilerinin İstanbul'daki genel merkezlerini ziyaret edeceğiz. Ciddi kendilerine göre hazırlıkları var, kitap hazırlıkları var. Gerçekten içlerinden başka hiçbir yerde göremediğim entelektüel birikimi gelişmiş akademisyen arkadaşlarımız var. Sanatçı arkadaşlarımız var. Dernek başkanlarımız var. Bir çalışma içindeler. Önümüzdeki günlerden hem kitabın basımı konusunda olsun, yani bir bellek çalışmaları var. Koçgiri katliamı nasıl gerçekleşti, ne oldu, ne bitti, bunları derleyen bir bellek çalışmaları var. Onun ötesinde işte pandemi koşullarından dolayı Avrupa çapında da birkaç şehirden etkinlik planlamışlardı. Şimdi yapamayacaklar bu koşullarda ama online kültür etkinlikleri olacak. Bu şekilde bugün şu an bizim yaptığımız gibi. Türkiye'de etkinlik çalışmaları var. O kapsamda da
Aynen işte şey gibi, işte 1 Temmuz nedir? Madımak. İşte 2 Temmuz'dan ne yapıyoruz biz? Oradan şeye geçiyoruz. Çorum katliamı. Yani sembolleşti. İşte 4 Nisan'da Dersim'de oluyoruz. Ondan sonra 19'u ile 24'ü arasında Maraş katliamı. Şimdi Koşkirli arkadaşlar da bir gün arayışı içindeler. Normalde 6 Mart tartışması var söylediğin gibi. İşte o noktada da kadın hareketi içerisinde olan arkadaşlarımızın itirazları var. Diyorlar ki 8 Mart'tan dolayı bu alan doldu şu an. Yani bütün etkinlikler 8 Mart merkezde oluyor. Yani şey gündem dolu. Yani bizim oradan tekrar bir giriş yapmamız 2 gün önce, 8 Mart'tan 2 gün önce dikkat çekmemiz zor olabilir deniliyor. O anlamda da henüz daha şu an netleşmiş bir şey yok. Bizim Dersim 2 de 4 Mayıs'ta, 1 Mayıs'la yakın tarih ama sonuçta her tarafta Dersimler onu anıyorlar yani her yerde. Koçgiriler de bence bu noktaları iyi tartışırlar tabii ki. Yapıyorlar. Yok yani dediğim gibi yani gerçekten şey çok benim yani büyük bir saygıyla yani izlediğim bir örgütlenmeleri var. Çok doğru yoldalar. Yani Koşgiri Kültür Merkezi. Şimdi başkan bir noktaya da sana soru şeklinde sormak istiyorum. Ya ben Türkiye'ye gittiğimde her yerde Çorumlu görüyorum. Çorum'daki alevlerin durumu ne? Onlarla bir bağım var mı? Bir diyalog. Yani şimdi arka arkaya şey gibi olacak. Yani biraz verbum gibi olacak da Çorum Alevilerin düzeltelim onu. Herhalde şimdi birazdan yayına yine bağlanacak. Telefonda bir kayma oldu değil mi? Evet yani bu soruları benim sormamın nedenini siz seyircilere açıklayayım arkadaşlar. Şimdi özellikle Maraş'ı, Sivas'ı, Dersim'i konuştuk ve Çorum'u konuşmadık. Çorum'da da bir katliam yaşandı ve doğal olarak oradaki Alevi toplumunun pozisyonu nedir diye birinci elde şu an hemen hemen Türkiye'nin her yerinde Alevi alanlarını ziyaret eden, örgütlenmelerini başkanlarıyla temas halinde olan, onlarla beraber bir bütün olarak hareket eden Onursal Başkanımız Turgut Öker'e bunu bilinçli sordum. Çünkü onlarla herkesle görüşüyor. Burada da Çorumlu Alevilerin durumu nedir diye bir cevap alacağız. Ama başkan daha hala bağlanmadı. Hüseyin yoldaşım uğraşıyor ama kafa sallıyor. Tamamdır diyor, başaracağım diyor. Bu şu nokta yok, o telefonu düştü ondan dolayı. Şimdi yine bir o zaman bir değerli toplu bir toparlayayım. Başkan yeniden bağlanana kadar ya da toparlanmaya gerek kalmadan. Ha, başkan ben de bu şeyi söyledim. Yani Maraş'ı konuştuk, Koçgiri'yi konuştuk, Dersim'i konuştuk. Yani buralarda katliam, soykırımlar yaşandı ve Çorum'u da bilinçli bir şekilde sordum. Çünkü orada da bir katliam yaşandı ve oradaki Alevilerin durumu nedir diye bilinçli sordum bunu yani. Onu cevaplarsan. Şimdi Koşgiri'den sonra yani ben Çorum'u da bu şekilde yani böyle büyük bir hararetle, büyük bir mutlulukla anlatmam reklam gibi algılanmasın. Çorum 80 sonrası özellikle Kum kenti, İran işte devletin yani siz bunları sünnileştiremiyorsunuz. Bırakın biz şialaştıralım diyen resmi zihniyetin ilk el attığı şehirdir Çorum. Yani Alevi köylerine cami yapma, şehir içerisinde işte camiler yapma Alevilere yönelik. Ben bu
ne zaman Maraş'tan gelirken 7-8 gün önce Çorum'a uğradık biz. Orada da arkadaşlara, gençlere böyle sohbet ettik, anlattım. 98'den Trabzon'dan Hacı Bektaş'a giden adımızı istiyoruz yürüyüşünden Çorum ayağına geldiğimizde şu anki oradaki cemevimizin temeli daha yeni atılmıştı. Orada büyük bir levha vardı böyle ve cemevinin krokisi vardı, planı vardı. Yaklaştık, bir baktık, orada mescit yazıyor. Yani dershane yazıyor, bilmem ibadet bilmem ne. Yani cemevi yazmıyordu. Yani o zamanlar mescit yazıyordu. Ve daha sonra işte bildiğin ne kadar Peytullahçı, şu an kaçmış Türkiye'ye, Avrupa'ya yerleşmiş şey gibi Osmanlı eğri gibi tipler varsa bunların şeyiydi, karargah merkeziydi bizim oradaki cemevi. Ve Çorum müftüsünü bile Cem'de posta tutuyorlar. Bazen insan faktörünün ne kadar belirleyici olduğunu görüyoruz. O müftüyü posta oturttan yöneticiler gitti yerinden. Yani şu an oraya başkanlık yapan Nurettin dedemiz. Arkadaşlarıyla birlikte geldim. Ve şu an sonuçtan sana söyleyebilirim, böyle abartı değil. Türkiye'de bir kurum olarak hepimizin gurur duyduğu, onur duyduğu en sağlıklı örgütlenme Çorum'da var. Ondan dolayı biz Maraş'a gidiyoruz. 10 kişilik minibüsleri dolu Maraş'ta bizim Çorum Alevi Kültür Merkezi'nin yöneticileri. İşte biz Madımak'a gidiyoruz aynı şekilde. Biz İstanbul'da bir eylem yapıyoruz aynı şekilde. Ve şu an Samsun, Amasya, Sivas, Tokat, Malatya'ya kadar, Erzincan'a kadar o yöredeki Alevilerin cenaze hizmetini onlar yürütüyor. Benim işte birkaç ay önce anamın cenazesinde, babamın cenazesinde bile Hızır gibi yetiştiler. Yani istediğiniz havalanına gidip cenazeyi alıyorlar ve cenaze hizmetlerini öğretimize uygun olarak yapıyorlar. Gerçekten şu an gözdeğemesin derler. Çorum'daki mevcut kadro dedemiz, Nurettin dedemizin öncülüğünde çok böyle onur duyduğumuz, gurur duyduğumuz hizmetleri yapıyorlar. Ve kendi şu anki yerlerini yeni 5 dönümle büyük çaba sarf ettiler. Belediye parasını bastı, aldılar. Oraya işte kendi iddiaları, sen de biraz önce söyledin, diyorlar ki biz bir Rıza şehrin modeli hayata geçirmek istiyoruz. O model içerisinde yaşlarımız için yurt olacak. Çocuklarımız için kreş olacak. Üniversite öğrenciler açısından konuk ev olacak. Yani barınma ev olacak. O anlamda şu an hepimizin böyle gururla yani övündüğü bir faaliyetler yürütülüyor orada. Yani Maraş katliamı sonrasında işte anmalar falan söz konusu olduğunda şey yapamıyorduk biz. Yani kendimizi de ifade edemiyorduk ama işte şu anki mevcut yönetim hemen Madımak'tan sonra anmayı da orada hayata geçirdiler. Biz hemen 2 Temmuz'dan sonra hiç soluklanmadan bütün Madımak'a giden, Sivas'a giden kadrolar oradan Çorum'a geçiyoruz ve Çorum'da da çok kitlesel bir şekilde anma yapıyorlar. Ve amaçları şu an yeni inşa edecekleri komple şeyin içerisine bir Çorum katliamında yaşamını yitirmiş canlarımız için bir müze planları da var bu projenin içerisinde. Çok güzel ya. Yani böyle yerler, böyle haberlerle gel bize başkan. Böyle haberlerle gel ki biz de buradan sevinelim, heyecanlanalım. Yani bizi izleyenler de heyecanlanmıştır bu konuda. Yani onları takdir ediyoruz. Güzel işler. Peki bölgesel olarak çok sordum ama gene de orayı da sormadan geçemeyeceğim. Serçeşme'miş Hacı Bektaş Veli noktasında bize bilgi aktarabilirsen. Şimdi Hacı Bektaş bir bütün olarak yani bizim Türkmen Aleviler açısından da yani Serçeşme olarak kabul edilen yani eli erden ayırmak, ocağı ocaktan ayırmak yani öğretiye ters, elele er hakka demiş öğreti zaten temel destur olarak ama normal Alevi dünyasında dergahın Alevi dünyasında yani bizimkiler işte büyüklerimizin tabiriyle efendilerimiz
yani postnişin formunda olanlar, bunlara Aleviler saygıyı, sevgiyi, hürmeti eksik etmemişler. Geçmiş dönemlerine gitmeyeceğim, yani onu herkes de biliyor. En azından bu yakın dönemde, bizim kendi dönemimizde 30 yıl içerisinde Veliyettin Ulusoy Efendimiz, yani postun iradesini temsil etme anlamında, Hacı Bektaş'ın iradesini temsil etme anlamında son derece mütevazi, son derece yani alçak gönüllü, son derece toparlayıcı, son derece barışsever ve bütün Alevi kurumlarını kucaklayan kişiliğiyle, kişi olarak gerçekten bizim nezdimizde, Alevi dünyası nezdinde saygın bir yere sahip. Ama bir bütün olarak bugün dergahın örgütlenmesi, Veliyettin Efendi dışında onun etrafındakilerin bir bütün olarak Alevilerin temel sorunlarına yaklaşımları, Veliyettin Efendi şahsına duyduğumuz hürmet kadar, saygı kadar hepimizin kucak açacağı bir durumda mı? Değil. Yani orada ciddi potansiyel var. Bir bakıyorsun başka bir soyadı taşıyan kişi aynı ailede MHP'de milletvekili adayı. Yani bir başka birisi bugün çıkıyor. Resmen şey, yani Genelkurmay'ın, AKP'nin, derin devletin bize saldırısında şu an sözcülük yapıyor. Aynı soyadı taşıyanlardan bir tanesi. Bu nedenle de yani kurumlaşmanın ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Yani bir toplumun kaderi öyle tek tek insanlara bırakılmaması gerekir. Yani burada da ben Veliyettin Efendi yaşadığı müddetçe yani doğru şeylerden yana davranacağına inanıyorum. Bugüne kadar olduğu gibi. Bundan sonraki süreçte de. Ama devamı noktasında ciddi tereddütlerim var. Çünkü etrafındakilere baktığım an şu an dediğim gibi çıkıp bize çok aşağılık bir şekilde saldıran ulusal TV'ye çıkanlar, işte alların arkasında görüyorsunuz, Ulusoy yazıyor, içim ısızlıyor. Ya sen nasıl bir insansın, nasıl o iradeden birisi olarak Alevi düşmanı, insanlık düşmanı Doğu Perinçek'in arkasına takılıyorsun, yani onun kul kölesi oluyorsun, içim ısızlıyor izlediğimizde, gördüğümüzde. Ama öyle insanlar da var. Bu anlamda benim söyleyeceğim, bugünün dünyasında artık tek başına şu kanı taşıyor olmanın, şu ocağa mensup olmanın, şu kabileye mensup olmanın ciddi bir karşılığı yok. Biz artık insan merkezli düşünmemiz lazım. Mayası temiz mi değil mi? Kişiliği dürüst mü değil mi? Yoksa işte nice insanlar gördük. İşte Hızır Paşa da bizim dünyamızdan birisi değil miydi normalde? Yani karşı dünyanın, Yezid dünyasının bir elemanı değildi ki. Bu kapsamda da bizim kurumları yüceltmemiz lazım. Kurumların denetimini artırmamız lazım. Şeffaflığını artırmamız lazım. Toplumsallığını öne çıkarmamız lazım. Kişisel değil, kişisel ikbal değil, dönemsel çıkar değil. Gerçekten topluma hizmet etmeyi esas almış, denetlenir, şeffaf. Yani kurumlarımızın olması için çaba sarf etmeye devam etmemiz gerekir diye düşünüyorum. Yani bazı arkadaşlar tabii eleştirmişler, demişler işte Avusturya'daki gelişmeler, Hacı Bektaş ve belediye başkanının önderliğinde Avusturya'daki gelişmeler. Ama biz bu konulara girmeyelim tabii sonuçta. Yani Alevilerin bir mücadele sürecidir. Oraları da itibarlı, bel kemikli, duruşu sağlam insanların gelmesini teşvik edecek tartışmalar, sohbetler, ortamlar yaratmalıyız. Başkan, biz iki saate yakındır konuşuyoruz. Bir şeyler daha söylemek istersen onları da alalım. Bundan sonra yavaş yavaş 10 dakika sonra yayınımızı kapatacağız. Ne oldu? Sen yoruldun. Yani ben konuşuyorum, sen yoruluyorsun orada benim, oturarak. Sen sor. Değil, sınıfta şurada işaret ediyor. Diyor fazla uzatma diyor. Ondan dolayı. Bana ben kalırsa diyeyim. Çok rahatım yani. Ha bak dün Hüseyin başkana sordum, Hüseyin Mat'a da sana da aynısını sorayım ya. Evde kimin sözü geçerli? Senin mi, eşin mi? Kızlarımızın sözü geçerli. Kızlarımızın yani. Sözü geçerli. Peki bu koşturma içinde sitemkar bir davranış var mı? Yani bize zaman ayırmıyorsun veya öyle bir durum var mı? Ya benim kızlarım zaten örgütün içinde dünyaya geldiler. Yani ben eski resimler var, görüyorum. Birkaç aylıkken bile işte kucağımıza almışız, bir toplantıya götürmüşüz.
işte daha yürümeye başlamışlar. Ben önde oturuyorum. Benim işte büyük kızım böyle bebek halinde sürükleyerek Zafer Gündoğdu'nun gidiyor sazına dokunuyor. Yani bütün yaşamları çocukluktan itibaren örgütlü yapının içerisinde gelişti. Federasyonda gelişti. Eylemlerde gelişti. Dolayısıyla yani bu şekilde bir yaşam tarzı onların kaderinin bir parçası oldu. Bir başka bir şey onlar da görmedi zaten. Çocuklukları döneminden hiç beni hafta sonu yanlarında görmediler. İşte cumadan çıkardık biliyorsun. Pazartesi geri dönerdik. Her toplumsal mücadele öncülük etmenin bir bedeli var. Yani yeri geliyor eleştiriler doğru ama yani bizim gibi idealist, bizim gibi insanlığa hizmet etmeyi esas alan insanlarımızın büyük bir çoğunluğu toprak altında. Biz bugün nefes alıp veriyoruz, yaşıyoruz. Yani sıkıntıya rağmen yaşıyoruz. Dolayısıyla da yani kimse bize silah dayamadı. O anlamda da şey edebiyatını ben de doğru bulmam. İşte yandık, bittik, şu aldık, bu olduk. Yani karşılığını veremeyeceksen yapmayacaksın kardeşim. Yani bu dünyada bu zoraki bir hizmet falan değil ki. Çocukluğumuzdan itibaren gururla, onurla kendi değerlerimize, kendi toplumumuza hizmet etmeye elimizden geldiği kadar özen gösterdik. Yani yaşamımızın bir parçası oldu bu. Başkan, özel bir soru sorayım mı? Sor. 32, 33, 34 senedir koşturuyorsun. Bir sürü insanın evinde misafir oldun. Bir sürü insan seni ağırladı. En iyi kuru fasulyeyi kim yapıyordu? Bir isim versene. Genelde kuru fasulye yapıyorlardı ya. Şöyle bir düşün. Vallahi onu bilmiyorum da bu bizim Avrupa Alevi Gençler Birliği'nin işte bir 4 sene falan oluyor. Büyük bir toplantısı vardı şeyde Frankfurt'ta. Bir gittim böyle çocuklar beni gördüm. Dedim ki ben biliyorum dedim. Siz benden dedim nefret ediyorsunuz. Dediler ki nein das gibt's ja gar nicht. Olur mu böyle bir şey? Biz seni çok seviyoruz falan dedim. Ya anlatmayın bana. Ben hiç sizin haberiniz yokken dernekte, cemevinde konuşmam varsa geldiğimde ne yapıyordu? Dernek başkanları bizi alıp evine getiriyordu. Ve geç olmuş oluyordu. Mutlaka yemeğe falan gitmiş oluyorduk. Ve biz gittiğimizde de o çocukları yatağından kaldırıyorlardı. Kendi yataklarını alıyorlardı. Kendi odalarını alıyorlardı. Evet. Ve o gecenin o saatinde yatağından kaldırılan o çocuklar böyle bana garip garip bakıyorlardı. Yani böyle bir ikisinden duydum ben. İkinci defa gittiğimde diyordu İhas'la yiyin. Ben ondan nefret ediyorum. Çocuklara onu anlattım ben. Dedim ki yani biz bu süreci yaşadık. Öyle Avrupa'da olmuş olmasına rağmen biliyorsun yani böyle otel bizim dünyamızda yoktu bugünküler gibi. Uçak bizim dünyamızda yoktu bugünküler gibi. Bilmem maaş yoktu bugünküler gibi bizden. Bütün bunları yani olağanüstü koşullarda gerçekleşti. Yani ben ilk bilmiyorum yani şu an çiğ köfteyi ilk Maraşlılarda yediğimi hatırlıyorum. Yani bizim o yörede fazla olmaz. Yani tanıdıklarımı söylüyorum. Dönem dönem böyle şey babiko dediğiniz sizin Dersimlerin milli yemeğini evet. Dersim'de arkadaşlarımdan ilk tanıdım. Vallahi şu an yani kuru fasulyeyi hatırlamıyorum. Bak çok ayıp etmiş. Bir dahakine sorarız artık. Evet. Hatırlarsınız o zamana kadar. Peki başkan, bu süreci evet. Geriye düşündüğünde sonuçta bir hayattır. Gelip gidiyor. Yani akıp gidiyor. Evet. Pişman mısın? Yok. Yani bunu şey için gerçekten söylemiyorum. Yani Ayşe olsun diye gerçekten söylemiyorum. Şöyle tartıyorum. Hiçbir şeyle ilgilenmeyenlerin hatta buluştuklarından ne götürmüş oluyorlar? Yani siz zamanınızın büyük bir kısmını öyledir. Benim ömrümün yarısı, 60 yaşın yarısı kesinlikle yollarda geçmiştir. Yani matematiksel hesap yapsa böyle. Doğru yani ama öbür türlü de en azından yani içinden çıktığımız topluma herkes bilir. Biz çok böyle dinsel, din merkezi düşünen insanlar değiliz. Yani dünyaya din egemenliğini egemen kılmak isteyen insanlar değiliz. Bizim açımızdan bu toplumun özgür yaşaması önemli. Yani kim içinden ne geliyorsa onu yaşaması önemli. İtibarlı yaşaması önemli.
hiç kimsenin böyle gelip gidenin vurmayacağı bir toplum olması önemli. Yani biz bu toplumun özgürlük mücadelesinin, itibarlı, onurlu yaşam mücadelesine hizmet etmeyi esas aldık. Şimdi büyük bir kısmı buradan yani bizim bu kadar büyük bedeller ödeyerek yarattığımız örgüte dini şeyleri dayatmaya çalışıyorlar. Yani dinciliği dayatmaya çalışıyorlar. Yani son olarak onu söyleyeyim. İnsanlığa bugüne kadar dinin ve dinciliğin olumlu anlamda zerre kadar bir katkısı olmamıştır. İnsanlığın hep baş düşmanı olmuştur. Bütün tarih boyunca katliamlara, acılara, bütünüyle sefaletlere, savaşlara bakın, din içeriklidir. Bu nedenle de bizim Alevi toplum olarak, zaten ben Aleviliği bir dincilik olarak değerlendirmiyorum. Aleviliği bir din ütopyası olarak görmüyorum. Değil zaten. Bu kapsamda bugüne kadar biz, evet yani Avrupa açısından kim ne derse desin, yani tarihi kendisiyle başlatanlar olur ama yarın bilimsel araştırma yapacak insanlar belgeye bakacaktır. Belgeye, sadece nutuk atmaya değil. Herhangi bir çabanın altında kimin imzası var, kim ne yapmış? Yani bu toplum var olma mücadelesine ne katkı sunmuş? Bu nedenle bir ödül beklentisi, bir madalya beklentisi içinde söylemiyorum. Bizim kuşak gerçekten 70'li yılların devrimci hareketlerinden süzülerek Alevi hareketine beyinsel, düşünsel, tecrübe aktararak Alevi hareketinin gerek Avrupa örgütlenmesine bak, gerek Türkiye örgütlenmesine bak. Hepsinde öncü güçler devrimci hareketlerden gelen halka hizmet etmeyi bir yani ömür olarak gören insanlar vardır bu işin içerisinde. Şimdi son zamanlarda bu işe böyle atlayan, hiçbir yaratıcılığı olmadan dincilik maskesi altında bizim yarattığımız değerleri böyle bozuk para gibi harcamaya çalışanlar var. Cem Evler'in inşa döneminde, Alev Hareketi'nin inşa döneminde bize selam vermeyenler şimdi yarattığımız Alev Hareketi'nin nimetlerine konmaya çalışıyorlar. Böyle düşmanlarını falan. Telefonu yine döndürebilirsen başkanım. Evet, Turgut Başkan derin konulara girdiği zaman genellikle telefonu ters çeviriyor. Ama sonuçta birazdan yine bağlanacak. Bundan sonra biz son bölümümüzü de yapacağız. Şimdi o bağlanana kadar yine ben söylemek istiyorum. Yani özet olarak çıkarabileceğim şu, 4 gün sonra mahkemeye çıkacak. O mahkemede işte bir iddia, 10 dava diye biz de afişleri paylaştık. Yezid düzenine baş kaldırın diyen, bunların yaptığı Yezidliktir diyen, işte köprüye Yavuz Selim'in ismini koyan, ne bileyim farklı farklı Alevileri rencide eden girişimlerde bulunan bu iktidara karşı Maraş'ta, Sivas'ta, Çorum'da ve birçok anmalarda yiğitçe mikrofonda konuşan, meydan okuyan birisi, bizden birisi, bizim gibi olan birisi, buradan giden Onursal Başkanımız Turgut Öker yargılanacak Türkiye devletinin nezdinde. Zaten yurt dışına sınır yasakları vesaire gibi siyaset yasağı gibi kararlarla bir nevi geri adım attırılmak isteniyor. Ama orada o duruşmada işte demin anlattığı gibi 68 kuşağının ideallerini savunacak. Aynı zamanda Alevi hareketinin bugüne kadar yarattığı tüm değerleri o mahkemede savunacak. Aynı zamanda işçilerin, emekçilerin, Boğaziçi öğrencilerin ve tüm öğrencilerin haklarını orada savunacak. Başkan sen geldin ama ben bir özet çıkarıyorum yani o mahkemede ne olacak diye. Umarım bir yanlışlık yapmam ama şimdi geldinse devam et orada. Evet. Yok yani şöyle sonuçta pandemi koşullarında daha önceki süreç olsaydım o de savunma yapabilme şansımız olsaydım. Devam et. Devam et. Ses geliyor. Yani başkan diyor sen iyi konuştun devam et ben gene ayarlarım bunu diyor. Yani o mahkemede bir nevi siyasal İslam'ın bu son dönemde ortaya koyduğu felsefeye karşı Anadolu'nun bağrında yetişmiş, Anadolu'nun
tüm felsefesini merkezleştirmiş bizim bugünkü kurumlarımızda, bizim bugünkü yaşam biçimimizde bir küçücük bir oda olsa, yani 150 kişilik kişi girecek belki o mahkemeye. Yani şu an pandemiden dolayı daha az insan girer. Ve orada siyasal İslam'la Alevi yaşam biçiminin çatışması olacak orada. Biz inanıyoruz, tüm tarih boyunca önderlerimiz hiçbir zaman zalimin, zulmün, hükümdarların etine kemiğine muhtaç değildir. Yani bizim itlerimiz bile onu yapmazken önderlerimiz zaten duruşlarla ortada. Zaten çoğunun derisi yüzülmüş, işkencelerde öldürülmüş, işte Halacı Mansur'dan, yani Yunus Emre'den, Pir Sultan Abdal'dan, Şeyh Bedrettin'den, Börklüce Mustafa'dan vesaire vesaire tüm Alevi önderleri gerçekten böyle yaşlılıktan dolayı ölmemişlerdir. Zalime, zulüme meydan okuduğundan dolayı hayatları son bulmuştur. Ama onların yarattığı değerler yüzyıllarca devam etmiştir bizde. Evet başkan, geldin. Devam et, buyurun. Yani şarj öyle bir gidiyor ki, yani şey, kablo bağlantılı olmasına rağmen şarjdan dolayı kapanıyor. İki saat dediniz, iki saat de bitti. Bence vedalaşarak bitirelim. O zaman odada siyasal İslam'la Alevi yaşam biçimi, Alevi felsefesi ve Anadolu'nun bağrında yetişmiş ve bugünlere gelmiş o felsefenin Rıza Şehri diye ortaya koyduğu dağdaki hayvanın, yanımızdaki komşunun, onlardan artanların bize kaldığıyla yetinecek bir paylaşım kültürünü yarattığı bu süreç o gün mahkemede çatışacak. Onursal başkanımızla beraber, ismini de koymuşuz, onurumuzsun. Orada onurumuzu iyi temsil edeceğinize eminiz. Biz sizinle gurur duyuyoruz bugüne kadar ve son sözleri sana bırakıyorum. Buyurun. Evet, yani bu tarihsel bir yükümlülük, sorumluluk. Yani genel başkanlık yaptığım dönem içerisinde yani dilimizin döndüğü kadar amaçlarımızın seminerlerde olsun, panellerde olsun, konferanslarda, yürüyüşlerde, mitinglerde yani işte 10 kişinin de katıldığı toplantıda, işte 100 bin kişinin de katıldığı toplantılarda anlatmaya çalıştık. Mahkemeler de sonuçta devleti temsil eden alanlardır. Ve bizim o alanda da yani amacımız, ütopyamız, değerlerimiz, niye o faaliyetleri yürüttük biz, niye örgütlendik? Normal benim kişisel anlamda bu iş, ülkeyi yönetenlerde bir şeyim yok, husumetim yok. Yani bizim tarihsel misyonumuz gereği söylenmesi gereken şeyleri söylememiz gerekirdi. Yoksa dediğim gibi birileri gibi, ya işte canım sıkıldı, konuşmam amacımı aştım, vallahi da işte şöyle gibi, yok yok öyle bir şey. Bu da bir var olma mücadelesi. Yani bizimle başlayıp bizimle biten bir nokta değil. Bizden sonra kuşaklar da bugün aynı gün, işte o gün de belki söyledik bilmiyorum. Yani Türkiye'de de kurumsal anlamda son yıllardan yargılanan bir arkadaşımız var. Bizim Zeynel Odabaş. Sultan Gazi, yani Gazi Mahallesi'nden bir cemevini bunlar yaptı diyen, işte orayı işte şey, yasal değilmiş güya, sanki Türkiye'de yüz binlerce cami yasalmış gibi. Arkadaşımıza da açılan bir dava var. Kendisine yönelik de kişisel açılan dava var. Para cezası talebi var. O cemevini yıkma talebi var. Düşün, koca İstanbul'da Allah'ın başka bir günü yokmuş da ikimizin de davasını aynı güne getirdiler. Bir bilinçli yani amel. Tabii yani 23'ünde işte benimki saat 12'de, 12'de saat 14'te, ama yani benim yüreğim orada olacak, onun yüreği bizim mahkemede olacak. Belki Anadolu yakasındaki arkadaşlar Kartal'a gelecekler, Avrupa yakasında olanlar Gazi Osman Paşa şeyinde olacaklar, Çağlayan'da olacaklar. O anlamda da devam ediyor bu yaşam. Ben sonu ne olur bilemiyorum yani, ama şu an görülen nokta belirgin.
ilk defa işte bir iddianame, daha önceki aldığımız cezaları içerik olarak kapsıyor ama bundan birden belirli haklardan men etme talebi var savcılığın. Yani belirli haklardan kastettiğim, hiçbir dernekte üye olamam, hiçbir işte alevi kurumunda yöneticilik yapamam, işte milletvekilliği yapamam, yani partilerde aktif üye olamam, yöneticilik yapamam. Beni bu birikimde kendilerine göre diri diri güya toprağa gömecekler, yasaklar koyarak. Yani şu anda da yasağım var, yani ne söküyorsan işte milletvekilliği engellenmiş olsun. Yani biz bu dünyaya milletvekili olmaya gelmedik ki, biz milletvekilliğini bir araç olarak değerlendirdik de buraya geldik. Yani Avrupa'daki sevdamızı, Avrupa'daki hayata geçirdiğimiz mücadeleyi Türkiye'de birazcık daha iyi koşullarda, kimse bizi engellemez, işte şimdiki bir mahkemelerle muhatap etmez, içeri atmaz diye biz milletvekilliğini amaçladık. Yoksa onun parasıydı, punuydu, şanıydı, şöhreti falan değil. Mücadelede bir araç gördük biz milletvekilliğini. Yani bize faydası olabilecek bir yani zırhı var en azından milletvekilliğinin. O kapsamda yani milletvekilliğini engellediler ama biz yine elimizden ne geliyorsa eskiden olduğu gibi burada da sürdürüyoruz. Yarın mahkemede o kararı verseler bile işte 2023 yılını amaçlayarak böyle bir şeye yöneliyorlar. Yani ne yaparlarsa yapsınlar, nefes alıp verdiğimiz müddetçe kendi ilkelerimizden, kendi doğrularımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Evet arkadaşlar, başkanı duyduk. Sonra bu noktada zaten mahkeme sonrasında da haberler çıkacak ne olup ne bitecek diye. Yüreğimiz seninle. Aynı zamanda seni yalnız bırakmayan Zeynel Özen abimize, Kemal Bülbül, Ali Kenanoğlu başta olmak üzere sol sosyalistlerden Orhan Sarıbağ, Ali Şeker, bunların hepsi mahkemeye geliyor. Yani o CHP milletvekilleri, onlara da teşekkürler. Aynı zamanda sosyalistlerden İlşat Canbaz olsun, Erkan Baş olsun, Barış Atay olsun veya HDP grubunun hepsine, yani bu noktada sana destek olan buradaki konfederasyonu, oradaki federasyonlara, hepsi seninle bir vücuduz o gün. Sonuç ne olursa olsun insanların milletvekilliği burjuva oylarla değil, milletin gerçekten kendisine vekil tayin ettiğinle alakalıdır. Yani o açıdan seçimler bizim için önemli değil. Bizim için önemli olan mücadelenin gelişmesi, toplumun refaha ulaşması, toplumun bir nefes alması. Bu açıdan sen yeterince görevini yapıyorsun, o gün de yapacaksın, ondan sonra da yapacaksın. Bundan eminiz. Başkanım programımıza katıldın. Bize bilgiler verdin, kendini tanıttın. Önümüzdeki döneme ilişkin fikirlerini de aldık, perspektiflerini de aldık, öyle söyleyeyim sana. Eleştirilerini, kendi öz eleştirini de yaptın. Bu noktada, bu mütevaziliğin noktasında sana teşekkürler. Son bir daha bir şey söylemek istiyor musun? Evet, ben de hepinize buradan sevgiler ve saygılarımı yolluyorum. Çok güzel. Evet, bir Demi Muhabbet programının yine sonuna geldik. Normalinde dün Turgut Öker, bugün Barış Atay'ı alacaktık ama Barış Atay'a bir selam çaktık. Dedi ki hele biraz bekle. O da sorun değil dedi, haberleşiriz dedi falan. Haftaya Barış Atay'ı da konuk olarak almayı düşünüyoruz. Farklı gündemi değerlendirebilecek bütün dostlarımızı, bizi orada iyi temsil eden, bizi iyi örneklik temsil eden tüm kişilikleri, bel kemikli, duruşu sağlam olan herkese aşk ile diyerek programımızı kapatıyoruz. Başkanım, görüşmek üzere. Eyvallah.